Efendim Enderun sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün Türkçe'yi konuşacağız. Türkçe'yi konuşacağız derken Türkçe'nin tarihini, tarihsel gelişimini, nasıl başladığını ve bugünlere kadar nasıl geldiğini tarihteki Türklerin tarihiyle birlikte okuyarak anlamaya sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Misafirimiz Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mesut Şen hocamız. Bilenler bilir ama ben bilmeyenler için hocamızın bu konuda yazılmış iki güzel kitabını hemen hatırlatayım. Biri Türk dilinin dünü ve bugünü, diğeri ise Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle yayınlanmış Cumhuriyet'in 100. yılında Türkçemiz başlıklı kitabı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kitapları merkeze alarak hocam siz de Türkçenin, Cumhuriyet'in 100. yılıyız ama Türkçenin kaç bininci evet. yılıyız. Dolayısıyla bu Türkçenin serüvenini sizden öğrenmek, sizden dinlemek isteriz. Hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş bulduk tekrar. Çok çok teşekkür ederim. Hocam bu için. Önce şeyi sorayım. Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir kitap hazırlamak fikri size nasıl gelişti? Şimdi öncelikle ben bunu makale olarak hazırlamıştım Edebiyat Dergisi'ne. Fakat yani 20-25 sayfalık bir edebiyat, bir makale olarak düşünürken birdenbire 69 sayfaya çıktı makale. Tabii konu geniş olunca. Bir yıl vardı önümde, çok malzeme toplamıştım. Ve o malzemelerin de hala da aslında bir kısmını ya unutmuşum ya işte bazı şeyler arasında kalmış. O malzemeyi toplayınca birdenbire şeyin çok fazla olduğunu gördüm. Yazılacak şeylerin. 69 sayfaya tekabül etti. En sonunda işte bunu yayınlandıktan sonra öyle verdim. Daha sonra bunu gören benim yayıncım Hayri Ataş dedi ki ya hocam bunu kitap yapalım. Biraz daha genişletin. Biraz daha genişletelim. Bu artık makale boyutunu aşmış. Sonra ben oturdum tekrar Eylül-Ekim aylarında yani neredeyse sabah 7'lere kadar çalıştım diyebilirim yani. Aralık gibi bir yetiştirmeye çalıştık kitabı. Yani yıl bitmeden. Yıl bitmeden. Cumhuriyet'in 100. Evet, öyle oldu. Ben şöyle. Umarım güzel bir kitap olmuştur. Evet hocam bir kere baştan sona okumadım. Şöyle bir karıştırdım, seçerek baktım. Şunu hemen söyleyebilirim. Türk Dil Edebiyatı bölümü öğrencileri zaten buna benzer bir kitap okumak zorundalar. Evet. Okumalılar. Sadece Türk Dil Edebiyatı bölümü öğrencileri değil, aynı zamanda Türk tarihiyle ve Türkçe ile ve Türk diliyle ilgilenen, yani Türkolog dediğimiz Türk sanatı, Türk artık hangi alana ilgileniyorsa herkesin bilmesi gereken konuları siz güzel bir şekilde tarih en eski devirden başlayıp, eski Türkçeden başlayıp günümüze kadar getirmişsiniz, özetlemişsiniz. Ana hatlarıyla genel bilgi vermesi bakımından da referans bir çalışma olduğunu ben fark ettim. Teşekkür ederim. Yani umarım yanlış bir şey. Yok. Bu gayet güzel söylediniz. Evet. Hocam bir ön Türkçe başlıyoruz. Yani bu proto Türk dediğimiz belki Türk öncesi. Evet. Onu nasıl anlıyoruz? Nasıl şimdi, değerlendiriyoruz? Ön Türkçe derken hangi zamanı kastediyoruz ve neyi kastediyoruz? Şimdi her dil için geçerli aslında bu. En eski kaynağını, bir dilin en eski kaynağını eski ifadesini kullanıyoruz. Yani Türkçenin başlangıcı da eski Türkçe diyoruz. Yani Orhun döneminde yazılmış, Köktürkler döneminde yazılmış, milattan sonra 8. yüzyıldan itibaren yazılmaya başlanan Türkçe'ye eski Türkçe adını veriyoruz. Bu dil mutlaka daha öncesinde de vardı. Ondan sonra varsayımsal kuramlar ortaya çıkıyor. Acaba Türkçe nereden geliyor iddiaları ortaya çıkıyor veya görüşleri ortaya çıkıyor. Bunun da toplamına ön Türkçe diyoruz. Yani yazıldıktan öncesindeki Türkçe'ye ön Türkçe adını veriyoruz. Bu ön Türkçe döneminden günümüze ulaşmış bildiğimiz herhangi bir metin, harf, yok. Kelime zaten o zaman mı? Şey yaparız hocam.
o öyle bir şey bulursak eski Türkçeyi oraya taşımış oluruz. Yani oradan başlatmış evet. oluruz. O zaman ön dediğimiz ifade yazılmadan önceki evet, dönem. Bilinmeden önceki evet, dönem. Evet, karanlık dönem aslında. Tam tabiri böyle koyalım. Yani işte Rona Taş diyor ki Macar dil bilgini, Türkoloğu. Türkçe diyor 3000 yıl önce Altaca'dan ayrılmış olabilir. Yani Altaca kuramı da çok sabit bir kuram değil yani teori değil aslında. Ama böyle bir öngörü var. Milattan önce 3000 yılında Türkçenin, ön Türkçenin ayrıldığını, lehçelere ayrıldığını, en azından Altaycada bir dil olduğunu ve buradan işte Moğolcanın, Türkçenin, Korecenin belki Japoncanın, Manchu Tunguzcanın ayrıldığını varsayıyorlar. Bununla ilgili çok da fazla malzeme yok. Çünkü yazılmış bir önümüzde bir Sanskritçe gibi bir metin yok veya Latince gibi metinler olmadığı için tam başlatamıyoruz. Hatta bu kuramlara karşı çıkan hocalar da var, bilim adamları da var. Yani Altaycanın olmadığını iddia edenler de var. Türkçenin yani kök bir dil olduğunu düşünenler de var. Ama Moğolca ile Türkçe arasında bir irtibat kuranlar da var. Yani ön Türkçe dediğimiz zaman yani Türkçenin başlangıcını en az 3000 yıl öncesine kadar götürebiliriz. Bunun hepsine ön Türkçe diyebiliriz. Evet. Peki o zaman eski Türkçeyi Türkçenin tarihi eski Türkçe ile başlıyor diyeceğiz bu durumda. Evet. Ne zaman başlatıyoruz hocam eski Türkçenin tarihi? Yani bir hangi dönemi kastediyoruz? Türk Kağanlığı döneminde ya da Köktürk Devleti döneminde yazılmış olan taşlarla başlatabiliyoruz yani. Bu Orhun abileri mi kastediyoruz? Evet, 8. yüzyılda başlatıyoruz. Peki hocam bu 1. Kağan dönemindeki yazıtlar, mezar taşları vesaire onları değerlendirme. 1. Türk Kağanlığı döneminde bir Bugut yazıtı var. Bugut Dağı'nda olduğu için Bugu'dan geliyor. Geyikli anlamına falan geliyor galiba. Moğolca'da Bugut kelimesi. Bugut Dağı'nda bulunduğu için Bugut yazıtı diye bir yazıtımız var. Bir yüzü Soğutça, diğer yüzü Sanskrit. 300'ü Soğutça, diğer yüzleri. Diğer yüzü Sanskritçe bildiğim kadarıyla. Ya da Hintçe. Burada Göktürk tarihinden bahsediliyor. 580'li yıllarda yazılmış. Yani bu dönemde 1. Göktürk tarihinden bahsettiği halde ifadeler Türkçe olmadığı için, yani Türkçe'ye rastlayamadığımız için bunları kabul etmiyoruz. Düşünüyoruz ki Türkçe henüz daha bu dönemde 580'li yıllarda yazılmış değil. Yani yazılı bir dil değil en azından. Türkçenin en erken yazıldığı harfler Göktürk harfleri. Yani Clauzon'a göre sanırım o bahsediyordu bundan. 580'li yıllardan itibaren Köktürk harflerinin evrimleşme süreci başladı diyor o. Galiba Köktürk harfleri o dönemlerde başlıyor. Ondan sonra işte 700'lü yıllardan itibaren yazılma aşamasına geliyor Köktürk harfleriyle. Daha öncesinde demek ki Köktürk harfleri yokmuş ve Türkçe'de yazılı bir dil olamamış ki bunlar tarihlerini 1. Türk Kağanlığı tarihlerini Bugut yazıtında Soğut ve o dönemin önemli dilleri olan Hintçe ile başlatmışlar yani. Ama bu 1. Kağan dönemliğinde konuşulan lisan yine Türkçe tabii, diye tabii, bir lisandan konuşma, bahsediyoruz. Tabii, sadece tabii. Elimizde yazılı bir metin olmadığından dolayı. Evet. Herhalde orayı. Türkçe mutlaka var tabii. Yani evet. Olmaması mümkün değil. Yani bir düşünler her dil için böyle bu. Yani İngilizcenin en eski metinden önce de İngilizce mutlaka vardı. Arapçanın yazıldığı öncesinde illaki bir Arapça vardı. Hatta bunu bilim adamları ne yapıyorlar? İşte gruplandırıyorlar. Daha öncesi neydi? Daha öncesi neydi? İşte Arapçanın öncesi Hami Sami dillerine gidiyorlar. Klasik bilgi. İşte İngilizcenin öncesine, Latince'nin öncesine ne vardı? Hint Avrupa diline gidiliyor filan. Buradan Türkçenin de öncesinde ne vardı? Ural Altay dillerine. İşte şimdi onu da reddediyorlar. Yani bizim dil ailemiz o kadar kesin değil tabii ki. Yazılı kaynaklar çok yeni olduğu için işte Fince ile Türkçe arasında irtibat var mıdır, yok mudur? Yani yapısal olarak var. İkisi de eklemeli bir dil ama bunun dışında var mıdır, yok mudur? Tartışma konusu. İşte son dönem bilim adamları 20. yüzyılın başlarına itibaren Ural dilleri, Altay dillerini ayırdılar. 1940'lardan itibaren de Altay dilleri de bir dil yoktur iddiaları da var.
Yani kesin hatlar pek belli değil. Evet. O zaman biz Orhun abileriyle başlatıyoruz. Evet, evet. Yani evet. Çünkü en sağlam, en kendi için tutarlı, tabii, tabii. Bütünlüğü olması bakımından biz Orhun abileriyle başlatıyoruz. Hocam bir de Bulgarca meselesi var. Hep böyle Türk dil ailesinden bahsedilen metinlerde Bulgarca diye bir tasnif evet. olur. Onunla günümüzdeki hep böyle Bulgaristan arasında evet. Münasebet kurulu ve karıştırılır. Biraz o konuyu açar mısınız? Şimdi o tabii bugünkü Bulgarca dediğimiz değil, Slavca. Yani Slavca demeyelim de Slavca. Slav kökenli. Kökenli diyelim. Yani Rusça ile aynı dil ailesinden. Güney Slavca falan diye geçiyor. Güney şu anda hatta galiba en sağlam Slavca olarak da filan gösteriliyor Bulgarca ama Bulgar kelimesi dahil olmak üzere Bulgarların ataları Türklere çıkıyor. Yani Bulgamak fiilinden geliyor Bulgar kelimesi de. Bulgarlar Atilla'nın ordusunda bir unsur. Aslında asıl vatanları orası değil. Yani Tuna Bulgarlarının asıl vatanları. Bugün Karadeniz'in, Azak Denizi'nin daha kuzeyinde, kuzeydoğusunda orada bulunuyorlarken Utrigurlar, Kutrigurlar adı altında, Utigurlar ve Kutrigurlar adı altında iki kabile gibi bölünmüş durumdayken bunlar birbirleriyle çatışıyorlar. Medetice'de iki grup, biri Volga, İtil Irmağı'nı takip ederek bugünkü Çuvaşistan'ın oralarına yerleşiyor. Diğeri de Tuna boylarına yerleşiyorlar. İşte Tuna Bulgarlar adını alıyorlar. Tabii bunlar Hristiyan olduktan sonra 8. yüzyıllarda yani Hristiyanlaşmaya başladıktan sonra Slavlaşmaya da başlıyorlar anladığımız kadarıyla. Yani Osmanlılar oralara geldiğinde artık galiba Slavlaşmışlardı. Yani orada yani Tuna Bulgar bizim hocamız biliyorsunuz Taratyaki'nin Tuna Bulgarları üzerine kitabı da var. Orada tabii kalıntılar var. Bazı böyle kelimeler var. Türkçe kelimeler var. Bazı belgelerde. Onun dışında çok fazla Türkçe kelimeye temas edemiyoruz. Çok fazla Türkçe kelime çok yok. Ama Volga Bulgarlarında var. Orada 90 civarında mezar taşı var. Onların diktiği İslamiyet. Onlar biliyorsunuz ilk Müslüman Türk toplumu aynı zamanda. İbni Fadlan oralara gitmiş. Onun İbni Fadlan seyahatnamesinde bu konu anlatılır. Tabii ki yani onlar Bulgarca'yı bırakmamışlar. Yani bugünkü Çuvaşça'nın aslı Bulgarca'ya dönüyor ama onlar da isimlerini unutmuşlar. Onlar da Bulgar ismini unutmuş. İşte 16. yüzyıl Rus yıllıklarında Çuvaş kelimesi kullanılmaya başlanmış bunlar için. Bugün o topluluk Hristiyan topluluk tabii evet. ki. Ama geçmişi Müslüman. Çubuksarı galiba başkenti. Evet. Şu anda yani Türkçenin en uzak lehçesi var orası diyebiliriz tabii ki. Çünkü RZ ses denkliği var orada. Bizde genel Türkçe Z tarafında, onlar R tarafında. Yani buradan anlıyoruz ki işte Ramsett'in görüşlerinden de hareketle bunlar karanlık dönemde bu RZ ses denkliği oluşmuş. Bazıları R tarafında, bazıları Z tarafında. Dolayısıyla Bulgarca en uzak Türk lehçesi diye bakabiliriz. Bazıları da Türk dili diye de bakabiliriz tabii. Hocam eski Türkçe Orhun abileriyle biz Türkçenin tarihinde ve Türkçenin tarihsel gelişimindeki yeri tam olarak nedir? Bize ne katıyor? Bize nasıl bir fikir veriyor, bir kanaat oluşturuyor? Oradan yola çıkarak ne tür iddialarda bulunuyoruz? Şimdi Orhun abilerinin en önemli özelliği şu. Bir defa Türkler alfabe yaratmış. Bunu görüyoruz. Harf yaratmış. Yani kendilerine uygun. İşte buna runik adı da verirse, başka harflerle benzerlikleri de olduğu da iddia edilse, işte Soğut harfleriyle veya işte Arap harfleriyle, Arami harflerle, başka harflerle. Bu harflerin logografi esasına dayandığı, yani kelimelerden oluştuğu, efendim piktografik ya da ideografik özellikleri olduğu, yani baktığınız zaman işte bazı simgesel olarak işte Türk damgalarından çıktığını iddia edenler de var.
Yani baktığımız zaman bu harfler çok ilginç şeyi var bu harflerin bir de. Bu harflerin ilginç bir şeyi var. İmlası var. Gerçekten yani incelenmesi gereken bir imlası var, özelliği var. Yani burada bir akıl var. Yani Türklerde bir irade ortaya konmuş. İmlasıyla harflerin oluşturulması şekliyle baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Ve burada eğer yazı bir medeniyetse, yazı şüphesiz bir medeniyettir değil mi? Yani burada sadece bir atlı göçebe olarak bakmamız gerektiğini bu topluma, bir medeniyet gözüyle bakmamız gerektiğini gösteriyor bize. Yani bugün baktığımız zaman Kore'ye, Japonya'ya, Japonca'ya falan hepsi Çin'den alınmış alfabeler kullanıyorlar. Çin, esası Çin alfabesine dayanıyor bunların. Ama Türkler o dönemde hiç Çin alfabesiyle alakası olmayan, ilgisi olmayan bir şeyle yazmışlar yani. Bir alfabe yaratmışlar, ortaya koymuşlar. Köktürk harfleri dediğimiz harfler bunlar. 38 karakter ve gerçekten de enteresan ve işlek bir yazı. Yani bir defa imla özellikleri çok dikkat çekici diye görülmesi gerekir diye düşünüyorum. Peki hocam işlenseydi, devam etseydi, sürekliliği olsaydı günümüzde kullanılabilir olur muydu sizce? Olabilirdi. Şöyle ki... Şimdi Japonca'yı görüyoruz o harflerin hani zorluk derecesi. Ama işte Türkler bu Büyük Han zamanında hemen terk etmişler bunu. Türklerin bir özelliği din değiştirince harfleri de değiştiriyorlar. Böyle bir şeyimiz var. Mani harflerine geçince tabii en geç 9. yüzyılda ırk bitik yazma olarak görüyoruz. İşlek olarak orada görüyoruz Göktürk harflerini. Daha sonra bunu... Galiba ilk kitabımız değil mi hocam? İlk Türkçe yazılmış evet, kitap. Evet, ırk. İlk kitabımız o. Kitaplarda gerçi falan... bazı kaynaklarda 50 civarında parça parça şey Göktürk harfli metin olduğu iddia ediliyor ama... Çok da fazla belgelenmiş bir şey değil ama nerelerde var tam ben de bilmiyorum açıkçası. Bunun dışında işte Türkler zaten Soğut kökenli Uygur harflerini yaratmışlar. Hocam buraya geçmeden şu Göktürk'le ilgili iki sorum daha var o kafama takılan, onları da sorayım. Tabii tabii. Peki bu Göktürk anıtlarının içinde Çin'in herhangi bir etkisinden bahsetmek mümkün mü? Şöyle etkisinden bahsetmek mümkün. İlişkiler iyi o anda. Çinli yazı ustaları getirilmiş yani. Yani şeyleri yazanlar yani Yolluk Tigin yazmış gibi algılanabilir ama aslında o zanaat işi yani taş üzerine kazıyanlar Çinli. Onlar yani o ben yazdırmış. Muhtevası ve metin imla bakımından sordum hocam. Yani i̇mla bakımından? Metin olarak düşünelim. Metin olarak yani bence Yolluk Tigin. Yani orada bir Çinle, metin var. Çince ile Çin'le ilgili. Yok. Tamamen Türkçe. Türkçenin özellikleri var. Hatta o benim iddiama göre tabii herkes katılmayabilir ama Osmanlı'ya kadar var o imlanın etkisi diyorum ben. Mesela ince S ile kalın S'nin, ince T ile kalın T'nin farklı şekilde yazılması Osmanlı. Doğu Türkçesinde yok ama Osmanlı Türkçesinde var. Belki o Arap harflerinde 2 L olsa bu 2 L ile yazılabilecek gibi bir durum var. Yani bunu ben kanıtlayamam ama kalıtımsal olarak söyleyebilirim. Bir şey Türklere nüfuz etmiş o Göktürklerden itibaren. Böyle bir şey var, böyle bir durum var. Çünkü başka bir sebebi yok bunun. Yani iki tane S kullanılıyor Türkçe bir kelimelerde. Kalın şeyleri yazarken kalın S kullanıyorsunuz, satı kullanıyorsunuz. İnce S'li kelimelerde ince sini kullanıyorsunuz. T'da var, işte aynı durum T'de var. Hatta ben rastladığım bazı metinlerde dat kelimesi kalın D için kullanılıyor. Bunu ben gördüm bazı metinlerde. Yani kalın D'li ifadelerde dat kullanılıyor. Peki hocam bu yine merak ettiğim hususlardan bir tanesi. Birçok Göktürk anıtına dair yazılar var. Evet. Malum hocamız Muharrem Ergin ile başlıyor. Sonra Talat Tekin var. Ondan sonra işte günümüzde Mehmet Ölmez'in hocasının yayınladığı metinler var ve daha birçok Göktürk abilerine dair metinler var. Bu hepi topu yani toplasanız 3-4 sayfa bir metin. Bu hala tam olarak okunmadı mı? Da yeniden her seferinde yeni yayınlar oluyor, yeni şeyler. Okundu ama işte değişik görüşler oluyor. Yeni tezler ortaya atılıyor. Bu metnin şöyle okunması gerekir diyerek. Peki üzerine tartışılan kelime sayısı kaç hocam?
Yani şu anda kesin bir şey söyleyemem belki bu konuda ama... 100 tane değil. Yok. Yani, onu söyleyeceğim. Yani mesela işte kelime ortasında B ve kelime sonundaki B'ler B midir, V midir tartışması var. İşte kapalı E var mıdır, yok mudur tartışması var. Bunun dışında bazı kelimelerin işte öğlü mü okunmalı, üğlü mü okunmalı gibi tartışmaları olabilir. Bununla ilgili yani bilim biliyorsunuz bilim başka türlü olmaz. Yani her illaki bir tez ortaya konacak. Bazı şeyler okunma değiştirilecek, iddialar çürütülecek. Bilim böyle gelişiyor. Dolayısıyla bu da her zaman metinlere farklı bakılabilir. Yani ben bunu da normal görüyorum yani. Tezler, antitezler, fikirler olabilir. Orhun abilerin bu Göktürk yazıtlarının diğer Türk tarihi ve Türk kültürü, etnografisi, siyaset anlayışı, yönetim biçimi, Türk devlet geleneği, Türk devlet felsefesine ne dair bize söylediği şeyler var mı? Çok önemli şeyler var. Bir defa Türk adı sanı yok olmasın ifadesi var. Yani bence orada çok önemli şeyler var. Ramstedt diyor ki Türk adını diyor bu kadar yayılmasına sebep olan kişi Tonyukuk'tur diyor mesela. Çok fazla Türk kelimesi geçiyor metnin içinde. Yani orada bir oluşumdan bahsediyoruz. Bir iradeden bahsediyoruz. Yani Oğuzları, Kırgızları, efendim işte pek çok o günkü Türk toplumunu bir arada tutma kavramı var. Ve hepsine Türk ifade ediliyor. Yani mesela Oğuzlar için Türk Bodunu'nun bir parçasıydı diyor. Ve işte kıskançlık içine kıskançlık girdi. Bizimle savaştı filan diyor. Yani orada bir Tonyukuk'un şöyle bir şey var. Bu metinler o kadar önemli ki daha sonraki toplumlar Türklerle karşılaştıklarında işte Bizanslar olabilir, Araplar olabilir. Hepsine birden Türk adını veriyorlar. Yani bizim milli kimliğimizin oluşmasında, Türk kimliğimizin oluşmasında da çok büyük etkisi oluyor bu Göktürk abilerin. Yani Göktürk metinlerinde bu kadar Türkiye vurgu olmasa belki Türk adı bu kadar yaygınlık kazanmayacak. Ya bir başka isimle anıyor olacaktık. Belki tabii. Türk adı sanı yok olmasın ifadesi zaten çok güçlü bir ifade en azından. Tek tek nen kazıdım diyor şeye bu akılda kalsın diye diyor. Taşa kazıyor adam yani bu irade kaybolmasın diye. Gerçekten de Türkler oradan oraya çok fazla göçler yaptıkları halde bu Türk adını bırakmıyorlar. Yani başka isimlerle devletler kurmuşlar. Bakıyorsunuz Hakaniye devleti var işte öyle geçiyor İslam kaynaklarında ama kendi devletine baktığınız zaman onlar kendilerine Türk diyor. Dillerine Türkçe diyor. Tabii canım Gazneliler, Karahanlılar, Harezmler, Selçuklular, Osmanlılar, biz Memlükler diyoruz ama onlar Kıpçaklar. Kendilerine devleti Türkiye diyor mesela. Evet. Yani kendilerine Memlük demiyorlar. Hatta Altın Ordu, İlhanlı evet. Bile... Bizimle karşılaşan hep yabancılar. Biraz da biliyorsunuz bir ismi. Yabancılar size verir. Evet. Bizimle karşılaşan yabancılar sürekli bize Türk diyorlar. Şeyler mesela İngiliz kaynaklardan itibaren görüyoruz bunu. 13. yüzyıl kaynaklarından itibaren. Evet, yani Göktürkçe, Türkçenin de sadece Türklerin atası hep Göktürklerden başlatıyoruz. Tarihi evet. Falan. Türkçe'yi de Göktürklerden başlatıyoruz. Her şeyimiz oradan başlıyor bence. Ve yani, Türk vurgusu da, Türkçenin vurgusu da oradan başlıyor. Gerçi şöyle diyelim, Türkçe kelimesi ilkin Göktürklerde çıkmıyor. Yani Göktürk metninde Türkçe kelimesine rastlamıyoruz ama 9. yüzyıldan itibaren Türkçe kelimesine de rastlıyoruz. Yani Uygurlar kendi kullandıkları, yazdıkları dile Türkçe ifade, açık açık Türkçe diyorlar yani. Zaman içinde Türkler din değiştiriyorlar. Din değiştirdikçe iki şey yapıyorlar. Bir din değiştiriyorlar, bir de batıya doğru. Evet. Batıya ve güneye doğru, güneye batıya doğru. Evet. Yani istikamet Anadolu. O arasını terk ediyorlar. Anadolu'ya doğru asırlar içinde Çin'in batısından Anadolu'nun doğusuna yürüyen bir topluluktan bahsediyoruz. Tabii büyüdükçe yeni medeniyetlerle, yeni kültürlerle tanışıyorlar. Bu tanıştığı kültürlerde ilki de hemen altlarında, güneylerinde, güneydoğuların güneybatısında Hintliler var. Hintlerin atası diyelim o zaman. O kültürle tanışıyorlar ve ondan sonra yeni bir iklime giriyorlar ve Uygur dönemi başlıyor. Göktürkler yıkılınca önce doğu sonra batı Kağanlığı galiba yıkılıyor. Evet. Uygurlar. Biri 630'da, biri 658'de galiba.
yıkılıyor. İşte yıkılınca bir 50 yıllık fetret dönemi var. Sonra 681'de tekrar ikinci Köktürk Devleti. Zaten ikinci Köktürk Devleti asıl bu Türklük vurgusunu yapan, tabii birincisinde de var muhakkak da. Yani asıl irade orada var. Evet. Kendini gösteriyor ve o irade hiçbir zaman da kaybolmuyor. Bu birincisinden tevarüs eden bir şey tabii. Evet, evet. Ama öyle bir işlemiş ki günümüzde bile hala zaman zaman tehlike anında hemen oradaki irade hemen ortaya çıkmaya başlıyor, kabarmaya başlıyor. 17 kişi. 17 kişiyle Çin sınırını aşmaya başarıyorlar. 700 kişi oluyorlar. Sonra 2000 atlı oluyorlar. Bu 2000 atlı Türk iradesini bu kadar bugünlere taşıyan irade bunlar işte. Kaybolmasını engelleyen. Ben o yüzden Tonyuk'un çok önemli bir insan olduğunu düşünüyorum Türk tarihi açısından. Yani en önemli kişilerden biri Tonyuk. O anıtları dikmiş, bizim onun anıtını dikmemiz lazım. Evet, bence yani en büyük şey pay sahibi o diye düşünüyorum. Şeyi de örgütleyen de o. Yani İlteriş'i, ardından Bilge Kağan'ı, yani birçok belirli karar verici adam. Töre değil mi hocam? Yani bunların hepsini beraber topladığı zaman töre. Zaten bir ili oldu yani şimdi Türklerde. Olmazsa olmaz nedir? İşte bir devlet için bir il, devlet teşkilatı, bir de töre. Hep sürekli töre vurgusu var. Ağır töre deniyor yani, saygı değer töre. Kanuna değer verme, yasalara değer verme. Peki. Orada töreyi sözlü şeyler olarak düşünmemek lazım. Yani bildiğiniz yasa anlamında düşünmek lazım. Yazılı olan, yazılı olmayan. Yani belki o zaman için çok yazılmayabilir ama yani bu bir kanunlar malzemesi. Devletin hafızasında olan. Tabii. Bravo. Aynen öyle. Toplum değil, devlet hafızasında. Peki Uygurlar dönemine geçince, Uygurca dönemi başlıyor Türkçe'de, Göktürkçe'den sonra. Bu geçiş nasıl oluyor hocam ve Uygurca ile neler değişiyor? Neleri geride bırakıyoruz? Neleri kazanıyoruz? Neler Türkçe'ye giriyor? Vallahi çok ilginç bir safha o. 840 yılında Uygur Kağanlığı, biliyorsunuz 745'te Göktürk Kağanlığı yıkıldı. Ama yerine kurulan o 3. Türk Kağanlığı da diyebilirsiniz ona veya Ötüken Uygur Kağanlığı da diyebilirsiniz. Orada o kağanlıkta anıt dikiyor. Yani yine Türkçe'ye, Türklüğe vurgu var kuşkusuz. Köktürkler kadar belirleyici olmasa da. Fakat 840 yılında Kırgızlar bu devleti yıkınca, biliyorsunuz orada bir din değiştirme olayı da var. Mani giriyorlar. Türkler Moğolistan'ı terk ediyor. Yani bu gizemli bir şey. Bunun tam nedeni yok. Yani bütün Türkler bir kısmı, üç Gurkanlar diyelim ki, kuzeye doğru, Sibirya'ya doğru gidiyorlar. Bugünkü yani Manist olmuyorlar. Manist olmak için mi terk ediyorlar? Yok, o yenilgiden sonra terk ediyorlar. Manizmi 1759'da oldular. 840'tan sonra başlıyor bu hadise. O yenilgiden sonra bir uğursuzluk mu vehmediyorlar, ne artık ne olmuşsa hayatlarında. Türk kökenli olanlar, mesela işte dedim ki üç Gurkanlar, Yakutların bugünkü adı, onlar kuzeye gidiyor. Bir kısmı kuzeye. Kıpçaklar, bugün Deşti Kıpçak bölgesi dediğimiz bölge, İslam coğrafyacıların Deşti Kıpçak dediğimiz bölgeye gidiyorlar. Karadeniz'in kuzeyi mi? İşte bugün Kazakistan, Kazan şehri, o taraflar. Oradan daha sonra Karadeniz'in kuzeyine gelecekler. Oralara yerleşiyorlar. Araplar onlarla karşılaştıklarında binli yıllarda Deşti Kıpçak diyorlar o bölgelere. Oğuzlar Seyhun civarı. Gerçi Oğuz'un 775'te Seyhun'a geldiklerini iddia edenler de var ama. Çok erken değil mi biraz? Bazıları öyle diyor. Yani bazıları çok erken, bazı kaynaklara dayanarak 775'te Oğuzlar o bölgedeydi diyorlar. Bazı kaynaklar. Ama yani onlar da işte oralara inmişler en azından 840'da. Uygurlar bugünkü işte Şincan Uygur bölgesi dediğimiz bölgelere gelmişler. Orada Budist bir havzada bir yeni bir medeniyetle karşılaşmışlar. Budist olmuşlar. Yeni alfabe elde etmişler filan. Yani biraz Göktürk harflerinin kaybolmasının altında bu süreç de var. Yani göçler filan taşınamamış tabii. Kültürler değişmiş. Farklı farklı bölgelere geçmişler. Bir de topyekun bir şekilde bir yere gidilmediği için de taşınmıyor. Yani dağıldığından yani, dolayı herkes. Türklerde burklar yok. Yani burk yani kale tip şehir medeniyeti olmadığı için, şehir toplumu olmadığı için, açık arazi, meraları olduğu için savunmaya gereği duyulmayan bölgelerde yaşıyorlar. Ama o yüzden koruyucu kültürleri edinemiyorlar. Şey de böyle diyor zaten Jean-Paul Roux.
atlı göçebe kültürleri diyor, koruyucu değildir diyor daha çok kültürlerine. Öbürlerinin kaleleri var ya, onlar yabancıyı barbar görüyorlar, düşman görüyorlar, yabancının gelmesini istemiyorlar. Ama Türkler genellikle bu meraları olduğu için, açık arazileri, kışlakları, yaylakları olduğu için hocam bu çok fazla şey yok herhalde. Saklama da bunun içine giriyor. Yani evet. Sadece korudukları değil, bir de sakladıkları da var. Kale olunca, muhkem olunca, kalıcı olunca tabii. Saklayabildiği şeyler oluyor. Türklerde tabii, kültürlerine öyle saklama eşya, nesne, antropolog yani, açıdan baktığımız zaman da bir... Bu yüzden kültürel unutkanlık Türklerde fazla olabilir. Değişmeye açık olabilirler, daha değişmeye ama... Ona rağmen Türkçe hiçbir zaman kaybolmamış yani. Peki Uygurca'da çok metin üretildiğini görüyoruz. Tabii tabii. Bunun sebebi nedir hocam? Vallahi gene Türkçenin hakimiyeti diyorum ben. Yani Türkçenin gizemi. Yani mensup oldukları yani, dinin dilini benimsemek yerine şöyle de var inanılmaz tabii, tercümeler yapıyorlar. Şöyle de var tabii altında. Bu dinlerin bir özelliği daha var. Bunu da inkar etmemek lazım. Dinlerin en önemli özelliği halkı ikna etmek. Bir şeye inandırmak. Evet. Dolayısıyla halka nasıl mecburen hitap edilmek halkın gerekiyor? Halkın diliyle hitap edeceksin. Halkın diliyle hitap edeceksin. Bu yüzden dini metin hep basittir. Mesela bu işte mızraklı ilmi açık. İlmihaller vesaire. Ama ne kadar güzeldir bunun imdası biliyorsunuz. O da ayrı bir hikaye. O mızraklı ilmihalli ben çok hayranlık, dinine hayranımdır gerçekten. Dini metinlerde bunu görüyoruz. Yani dini metinlerin amacı, Budist metinlerde de aynı şey var. Halkı Budist yapmaya çalışmak veya Maniist yapmaya çalışmak veya olduğu için. İşte tövbe duaları, efendim diğer dualar, günahların yazılması, hikayeler. Halkın anlatılması gerekiyor. Bunu biz şeyde de görüyoruz. Burgazi'nin Fütüvetname'sinde de görüyoruz. Bilmek bilmemekten Y'dir diyor. Yani halka anlatabilmek için mecburen onun dilini kullanıyorsunuz. Buradan Türkçe kazanıyor işte. Dil de kazanıyor. Yani Türklerin farklı dinlere girmesi ve Türklerin o dinlere sokulmaya çalışması Türkçeyi de kazandırmıştır. İslamiyet'in de böyle bir etkisi olmuştur. Mecburen efendim işte Sanskritçe terimler, efendim Çince terimler, Budist terimler, dini terimler. Halk nasıl anlayacak bunu? Ne yapma gereği duymuşlar? Türkçeleştirme gereği duymuşlar. Ama çeviriler böyle, çevirinin ötesine geçilmiş kelimeler türetmeye, terimler ortaya çıkmaya başlamış. Dini terimler ortaya çıkmaya başlamış. Çok sayıda hukuk metinleri de var. Onların halk için değil herhalde onlarda. Hukuk metinleri de var, doğru. Ama dini metinlerin bence ağırlıklı olması Türkçenin gelişmesine büyük katkı sağladı. Başka şeyler de vardı. Ama hikayelerinde baktığımız zaman temelinde hep din var. Peki bu dönemin hukuk metinlerinde de temelinde din vardır emin olun. Bu dönemin Uygurca'nın ya Uygurca dediğimiz Türkçe döneminin Türkçe'ye kazandırdığı özellikler biliyor muyuz hocam? Öyle diyebileceğimiz. İnanılmaz bence. Yani Türkçe çok büyük şey kelime kazandı. Kelime kadrosunu zenginleştirmek. Tabii o yani yeni bir dünyaya giriyorsunuz. Biz Sanskrit dünyasına. Ben şuna inanıyorum. Bir dil tercümelerle genişler. Yani Arapçanın bu kadar genişlemesini, büyümesinin sebeplerinden bir tanesi konudan konuya geçiyoruz gibi oluyor ama aynı temel üzerine konuşuyoruz. Bana göre eski Yunan kaynaklarına yapılan çeviriler olmuştur. Arapça çeviriler olmuştur. İngilizcenin aynı şeyi İngilizce'nin söyleyemez miyiz? Tabii. Günümüzde İngilizce'nin bu kadar çok zengin ve gelişmiş tabii. kelime sayısının tabii. fazla olması, tabii. neredeyse dünyadaki tüm dillerden İngilizce'ye çeviriler yapılmasının tabii. sonucu değil midir? Tabii. Düşünün, Aristo'nun bütün düşünce dünyası, Eflatun'un bütün düşünce dünyası, o eski Yunan'ın bütün fikirlerini başka bir dile aktarmak durumunda kalıyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Terimler türetiyorsunuz. Sonra onlara karşı görüşler yazıyorsunuz. Karşılık bulmaya çalışıyorsunuz filan. Bu doğal olarak... O kelimeler bir değerler dünyası getiriyor. Tabii, o değerler tabii, dünyası kesinlikle. Yine kelimeler genişletiyor. Oradan dil gelişiyor zaten. Yani o inanılmaz katkı sağlıyor. Yani eğer eski Uygur kültürü, Budist kültürü girmeseydi Türkler Türkçe bu kadar gelişmezdi diye düşünüyorum. O zaman çok büyük katkı sağlıyor. Şöyle bir soru sorulsa çok saçma bulmazsınız umarım. Türkler Uygurca ve Budizmi öğrenirken Budizmi öğretmek için yazılan kitaplardan ve o kült din öğrenme ve dini öğretme
kültüründen. Müslüman olunca da bu sefer aynı refleksi ve kültürü, aynı kesinlikle yöntemi İslam'ı öğretmek için de kullandılar. İlk defa yani o tecrübe yaşamasalardı belki o kadar yaygın ve başarılı bir şekilde öyle aktaramazlardı dense itiraz etmiyorsunuz. Yok yok hocam, kesinlikle abi doğru. Kur'an kelimesinin okugu ilk şimdi yayınlandı biliyorsunuz o. 73 numaralı bu Türk İslam Eserleri Müzesi'nde ilk Kur'an tercümesi, satır altı Kur'an tercümesi. Okuku diyor yayınlandı ki Kur'an'ın okuma anlamına geliyor ya, onu adam okugu diye çevirmiş. Bütün kelimeler baktığımız ya, zaman hepsi yani Kur'an-ı Kerim'in kitabının adı okugu kitabı gibi. Evet, zaten Kur'an okuma okuma demek ya kelime anlamı. Evet. O zaman okuma, o da onu okugu diye çevirmiş, o Hakani Türkçesindeki. Mesela ayete belgü demiş. Belgü orada ayet belgü diye geçiyor. Birçok kelimeler öyle. Çok da güzelmiş. Yanıt günü mesela şeye sakınç yanıt günü diyor. Galiba Yevmiddin var ya, evet, ceza gününe. Kıyamet günü. Kıyamet gününe. Yani hesap vereceğimiz güne. Yani hesap verme günümüze yanıt günü. O yayınlanmadı değil mi hocam? O 73 nolu Mushaf. Yayınlandı. Yayınlandı ama çok şey yayınlandı. Yok. Sadeleştirerek günümüz aktarılarak. Yok. Öyle bir yani tıpkı basım. Orijinal yayınlandı. Tıpkı basım. Yok yok, tıpkı basım değil. Transkripsiyon olarak yayınlandı. Yayınlandı. Hmm. Evet. Şey ama üzerine çalışılmadı o zaman. Türkçesi. Öyle biliyor musunuz? Çalışıldı. Üzerine çok çalışanlar var. Kur'an tercümesi falan çok çalışıldı da. Onun üstelik. Kur'an tercümeleri de yayınlandı. Çok yayınlanıyor yani şu an Kur'an yani tercümeleri. O tercümelerin de Türkçe, günümüz Türkçesinde siz diyeceksiniz bazı metinleri diğer karşılaştığınız kelimeleri anlamlandırmak için müracaat ettiğiniz kaynakların başında bu herhalde bu Kur'an-ı Kerim tercümeleri geliyor. Yani bir din niye siz Türkçe olarak aktarıyorsunuz ya? Türkçe de kazanıyor o zaman. Yani onları Türkçe ifade etmek durumunda kalıyorsunuz. Yeni kelimeler icat ediyorsunuz, terimler, Budizm. Budist kültür inanılmaz bir Türkçe'ye kelime kazandırmış, dini kelime kazandırmış. O kelimeleri şeyde de kullanmışlar. Müslüman olduktan sonra da kullanmışlar. Yani bayat mesela, işte eskilik bakımından, kadimlik bakımından. Ugan mesela, kadir anlamında. Muktedir olmak, ugan, tanrı, kadir. Umay falan. Tabii. Onları nasıl aktaracak? Adam böyle yani Türkçedeki kavramlardan yola çıkarak aktarıyor. Gerçekten dinin bir dile çok büyük hizmet oluyor. Yani hangi din olursa olsun bu böyle. Yani hocam halka çok yansıtma gayesi olduğu için dinlerde. Şöyle bir tartışma var biliyorsunuz. Din dilinin Türkçeleşmesiyle ilgili. Bunu 1000 sene önce yapılmış, Türkçeleşmiş aslında. Evet. Az önce mesela Kur'an'ın adından başlayan okugu. Evet. Gibi Türkçeleşmişken daha sonra bu Farsça etkisiyle evet din dili daha çok Farsça kelimelerden oluşmuş ibadet evet dili. Bazıları şöyle der ona işte bize Müslümanlığı Farslar öğretti o yüzden o ifadeler Farsçadırdan geçmiştir. İşte namazın Farsça olması, abdestin Farsça olması falan gibi ama ben ona da çok fazla katılmıyorum yani Farslardan öğrendiğimiz düşüncesi değil. Yani o anda yüküş de var Türklerde namaz anlamında. Yani mutlaka etkisi olmuştur tabii ki Farsçanın da. Ben onu da inkar etmiyorum da. Yani mutlak ona izafe etmek doğru değil diyorsunuz. Bence kadar de. Yani çok da öyle bir izafe etmek doğru olmayabilir. Bu Budist olduktan sonra İslam'la tanışmaları tabii Budizm'le beraber temellik ettikleri bir takım yani Budizm'de çok ciddi bir din. Her ne tabii, kadar semavi olan bir din. Semavi olmasa da belki bugün Hristiyanlığa göre daha kapsamlı bir din olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Hristiyanlığın şeriatı yok. İşte yani onları birini küçümsemek için söylemiyorum. Sadece bir Budizm'in ne kadar önemli bir din olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yapmaya çalıştığım şey o. İbadethaneleri, ruhban sınıfı, sonra öğretileri, kutsal kitapları ve geçmişiyle baktığımız zaman dünyanın zaten nüfus itibariyle de semavi olmakla beraber dünyanın en büyük tabii, tabii birkaç dininden biri. Kesinlikle.
Ya dolayısıyla onların bir kültürü var, adeti var, eğitim, tabii, öğretim var, keşişlik ruhban sınıfları var. Ruhban sınıfları, eğitikleri, okulları var. Ve bu okulları da işte Budist olunca Uygurlar da doğal olarak transfer ediyorlar kendilerini. Ve böylece bizim eğitim, öğretim hayatımızı da dolaylı yoldan da olsa etkilemiş oluyorlar. Tabii tabii, kesinlikle. Budist kültürün bizde çok büyük etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Yani öyle yani. Özellikle tasavvufta çok olduğunu düşünüyorum. Bu tespitlerden falan herkes tabii, örnek, tabii, hemen ona örnek verir. Tabii tasavvufta çok vardır. Tabii. Şimdi bu kültürle, bu birikimle, bu sonra Uygur alfabesiyle Arap alfabesinin birbirine yatkınlığı meselesi de var. Evet. Zaman içinde mesela ilk Uygur alfabenin ilk dönemlerindeki yazılışla sonlara doğru yazılışlar arasında, değil mi hocam? Böyle bir sanki Arap alfabeleri de sağdan soladır. Arap onlar için de aynı kökene dayanırlar. Benzemeye başlıyor Müslüman, tabii, olduktan sonra. Tabii, Müslüman, tabii, olduktan sonra da Uygurca yazıyoruz galiba. Tabii, tabii. 17. yüzyılda kadar Uygur harfleri kullanılıyor. Prestij mahiyetindeki eserlerde en azından yani bir gösterge, gösteriş olmak bağlamında eserler yazılıyor. Yani şimdi Budist kültür egemen bir kültür. Direniyor da Budistler, biliyorsunuz. Budist Uygurlar. Yani pagan gibi kolay din değiştirmiyorlar veya şamanlar gibi. Yani mesela Cermenler kolay Hristiyan olmuştur belki ama veya şaman Türkler kolay Müslüman olmuştur. Hatta işte İdil Ural Türkleri İbn-i Fadlan'ı davet ediyorlar, biz Müslüman olmak istiyoruz filan diyerek. Yani kolay Müslüman olabilir ama şeyler direniyor. Budist Uygurlar, biz bunu Kaşgarlı Mahmut'ta görüyoruz. Kafir Uygurlarla yapılan savaşlar anlatılıyor ya. Yani Budizm iddialı bir din olduğu için çabuk da şey yapmıyor. Yani öbür dine geçiş yapmıyor. Süreç, belli bir süre savaşıyorlar, direniyorlar. Bunu bu savaş hocam aynı zamanda Türkçeyi de geliştiriyor, zenginleştiriyor. Çünkü sadece savaş meydanda, kılıçta yapılmıyor. Metin de üretiliyor. Onu anlatmaya çalıştım zaten. Yani Budist iddialı bir... Sizin şey yapmak için söyledim. Aynı görüşte olduğumu belirtmek için söyledim. Yani o iddialı olmasa öyle direniş göstermez. Sonuçta o kültür İslamiyet'e de yansıyor. Yani o Budist kültür hem tasavvufta etkisini görebiliyoruz hem dini terimlerde etkisini görebiliyoruz. Metinlerde takip edebiliyoruz. Yani İslamiyet'e dönüyor ama yani etkisini gösteriyor. Sonra Müslüman oluyoruz hocam. Müslüman olunca yeni bir evreye geçiyor Türkçe. Evet. Evet. Burada nelerle karşılaşmaya başlıyoruz? Yani Müslüman olduktan sonra ürettiğimiz metinleri neler? Karahanlılar döneminden itibaren başlatıyoruz onu. İşte bir Karahanlı şehzadesi olan Satuk Burak'ın Müslüman olmasıyla bir Samani prensi esir düşüyor Karahanlılara. Ama bu İslam tarihlerinde yazıyor ama çok da Karahanlı tarihi biraz karanlık bir tarih. Değişik değişik görüşler var. İşte bu bir rivayete göre o Samani Samanlıların prensi arkadaş oluyor şeyle, Satuk Burahan'la ve onun Müslüman olmasına etki ediyor deniyor. Veya bir rüya gördü, gece bir rüya görüp o rüyanın da etkisiyle bu Müslüman olduğunu söyleyenler var kaynaklarda. Netice itibariyle zaten hükümdarın Müslüman olması, din değiştirmesi topluma etki ediyor. O zamanlar öyle. Tabii. Bögük Ağa'nın işte Rusçarın Hristiyan olması, bütün Ruslar Hristiyan olması gibi. İşte Bögük Ağa'nın Maniist olmasıyla herkesin Maniist olması veya önemli bir bölümünün Maniist olması gibi. Burada da hükümdar Müslüman olunca Karahanlı Devleti'nde Müslümanlık hızla yayılıyor. Türkler arasında hızla yayılıyor. Gerçi zaten İbn-i Fadlan da söylüyor bunu. Oğuzların işte Müslüman olma aşamasında olduğunu haber veriyor bize 926'larda, 25'lerde. Yani Oğuzlarla karşılaşıyor ya, çok İslamiyet'i bilmiyor ama bunlar işte bir tanrıya inanıyorlar filan diyerek bir şeyler söylüyor yani. Veya en azından Müslümanlara saygılı davranıyorlar veya Müslümanmış gibi davranıyorlar. O İbn-i Fadlan'ın seyahatnamesinde bunlardan bahsediliyor. Evet. Türkler yani artık 900'lü yıllara geldiğimizde Müslümanlığa uzak değiller. Ve işte 950'lerden sonra da diyelim ki hemen o kaynaklar yok ama işte 100 yıl sonra 1000'li yıllardan itibaren İslam kaynaklar başlıyor. Kutat Kubilik, Divan Lügat Türk. Atabetül Akkaya. Evet. Üç kitap. Onlar evet. Tabii bugün Uygur, Müslüman Uygur bölgesinde bir tarafı. Bir tarafı da
Evet. Daha da batıya doğru giden geniş bir coğrafya. Evet, ama harfleri bırakmıyorlar tabii. Uygur harflerini devam ettiriyorlar. İslami dönemde de yan yana kullanıyorlar. Bir müddet yan yana kullanıyorlar ama Arap harfleri giderek artıyor tabii. Artıyor ve alfabeyi değiştiriyor Türkler. Bu sefer üçüncü. Üçüncü harf. Alfabelerin. Evet. Dört hatta. Belki. Bu her alfabe aynı zamanda Türkçe'nin ses tetimini değiştiriyor mu hocam? Veya... Yani tabii ki bir defa imla değişiyor. Mesela sentaksını veya işte ne bileyim kelime kadrosunu zenginleştirdiği muhakkak da. Çok fazla değiştirdiğini söyleyemeyiz. Mesela uzmanlar işte Karahanlı dönemine dair eski Türkçe'ye dahil edebiliyorlar. Yani biz bazılarımız, ben de Orta Türkçe diyorum İslami dönemi ama yani çok fazla Kutadgu Veli'de çok fazla değişmediğini görüyoruz. Yani Uygur harfli metni de var Kutadgu Veli'nin. Gerçi o Arap harfli bir metinden Uygur harflerini aktarma. Daha yeni bir metin yani Uygur harfli metin. Ama baktığımız zaman çok fazla değişiklik olduğunu söyleyemeyiz harflerin. Harflerin çok fazla etki ettiğini söyleyemeyiz yani. Sadece daha fazla kelimeler din değiştirince tabii daha fazla yabancı kelimeler dile girmeye başlıyor. Hocam Orta Türkçe dediniz. Orta Türkçe'yi biz İslamiyet'le mi başlatıyoruz? Yani bazıları ona da eski Türkçe diyor. Bana göre aslında Orta Türkçe'yi başlatabiliriz. Ama bana göre, benim düşüncem göre, Türkçe'yi Cengiz'den önce, Cengiz'den sonra da ikiye ayırmak en doğrusu. Asıl Türkçe'ye etki eden kişi Cengiz bana göre. Yani yeni Türkçe'yi dediğimiz olguyu biz Cengiz'le başlatmamız lazım. Hiç ne düşünüyorsunuz hocam? Çünkü Cengiz gerçekten Türk tarihine çok büyük etki etmiş bir adam. Yani bugün biz kendimizden bahsedebiliyorsak, ne bileyim işte Kırgızlar, Kazaklar, Özbekler varsa hepsinde Cengiz'in etkisi var. Bizim Anadolu'ya gelmemizde bile Cengiz'in etkisi var. Olumsuz da olsa. Yani, belki bu kadar gelmeyecektik. Cengiz korkusu da bu kadar Türkleşti bu Anadolu. Yani Anadolu'yu tabii ki 1075'te biz İznik'i fethettik. Tamam. Anadolu'ya geldik. 1071'de girdik ama işte Haç seferlerine karşı geldik filan ama bu kadar Türk nüfusunun gelmesi uzmanların görüşüne göre, Fuat Köprü'nün görüşü de bu doğrultuda Cengiz'e bağlanır. Cengiz korkusuna bağlanır. Oğuzların gelmesi de böyle ya, bizim Osmanlıların Cengiz'den kaçan insanlar olarak. Siz Cengiz'in etkisini sadece korku olarak mı değerlendireceğiz? Genelde olumlu bir katkısı korku olduğundan... o gün düşünce korku tabii ki. Cengiz inanılmaz korku saçan bir adam. Mesela yani öyle yani Türkleri sevdiği filan söz konusu. İşte tarihçiler yani. Cengiz'in ordusunun büyük önemli bir kısmının da Türk olduğundan ve Türklerle beraber olduğundan bahseder de o yüzden. Şimdi acaba gibi, onu mu kastettiniz diye düşündüm. Çığ gibi Cengiz'in ordusu yani korkuya dayanan bir sistem ama çığ gibi büyüyor, korkuya dayandığı için de büyüyor. Yanına tabii Müslüman olan Uygurları da almış olabiliyor, başka insanları da almış olabiliyor. Yani katılmamak mümkün değil ona. Yani neden? Yoksa ölümle karşı karşıya kalacaksınız. Bir müddet sonra kocaman bir şey haline geliyor. Ya selin önünde durup evet. Yıkılacaksınız veya evet. Sele karışıp onunla beraber akacaksınız. İnanılmaz acımasız şeyler var. İşte kaleler, işte Semerkant Kalesi'ne işte teslim olmazsanız. Peki bunun Türkçe ile ilgisi ne hocam? Onu ilişki anlayabilir miyiz? İşte o korkudan dolayı kavimler karışmış birbirine. Kavimler demeyelim de kabileler, boylar. Mesela Kıpçakça, Oğuzca birbirine karışmış. Yeni yani Türkçe, yazı dili ortaya Türkçe çıkmış. Konuşan toplulukları bir araya getirmeyi başarmasından yola çıkarak mı Cengiz'i? Yazı dilini dağıtmış. Var olan yazı dilini dağıtmış. Yani Karahanlı Türkçesi 13. yüzyılda Arezim Türkçesi oluyor. Bakıyorsunuz Karahanlı Türkçesi temelinde aslında. Ama inanılmaz Kıpçakça, Oğuzca unsurlar var dilin içinde. Zaten karışıksa. Harizmce yani, ne kadar Türkçe? O da başka bir tartışılan bir konu. Harizm Türkçesi Türkçe. Ama işte Türkçe de mesela bir okunurken okunması, Arapça, Farsça yarısı yani cümlesi, grameri çok zor olduğu için anlaşılması. Harizm o kadar zor değil. Çok sade bir dil. Öyle mi? Evet, evet. Harizm Türkçesi çok güzel bir dil. Mesela Nehçül Feradis'te biz bunu görüyoruz. Çok anlaşılır bir dil. Orada 40 adet tercümesi var. Tercümesi diyorum, özür dilerim, yorumlanması var. Nefis, biz doçentlik sınavlarına kadar yani dilden doçentlik sınavına girip de önüne Harizm metni Neşir Feraz çıkmamış insan
yok gibidir. Çok fazla dil malzemesi barındırır. Bizim Oğuz Türkçesine de yakındır. Kıpçakçaya bir kısmı Kıpçakça tabii unsurlar da taşır. Eski Türkçeden gelen unsurları da taşır. Ama mesela bir Kutadgubi'nin diliyle Neçül Feradesi kıyasladığımız zaman Kutadgubi daha zordur anlamak. Neçül Feradesi daha sade diyorsunuz. Tabii tabii. Bize yakın. Sade demesek bile çok tatlı. Yani çok güzel Oğuzca unsurlar buluruz orada. Yani Harizm Türkçesi inanın enfes bir dildir. Yani çok... Benim aklımda yani ben nereden okudum, nereden kaldı bilmiyorum. Herhalde o dönemde bir metinle boğuşurken herhalde olsa gerek. Çok zorlanmış. Kısa Sünem Bia var. O acaba o mu zor geldi? Neçül Feradesi okutur genelde hocalarımız. Bu İnil Mürit vardır. Onlar halk için yazılmış kitaplar olduğu için. Evet, basittir aslında. Çok da fazla metin. Benim bildiğim Mukaddime-i Edeb var. Nur Yüce hocamızın. Neşetti. Neşet diye. Yani hepsi çok güzel metinlerdir. Ve de İslam dininin temel metinleri. Yani biri Adab Erken Ahlak kitabı, Nasihat kitabı, İlimhal kitabı, Hadis kitabı, tabii. Peygamberler Tarihi kitabı. Din diyorum ya, dini halka yaymak, öğretmek dine de büyük etkiliyor. Yani o Kısa Sürü Enbiya'nın yazılması dinin gelişimine sebep oluyor. Yani onu okuyacaklar, anlayacaklar. Yani gerçekten dinlerin büyük katkısı vardır. Yani Müslüman olmakla, Müslüman olmak şeyi tamamlamış olduk. Hocam şimdi Müslüman olduktan sonra sohbetimizi bir kısa ara verelim. Sonra devam edelim. Bu, çok su gibi aktı zaman. Metinleri konuşmaya devam edelim. Tamam. Kısa bir ara sonra tekrar birlikteyiz. Efendim Enderun sohbetleri devam ediyor. Konuğumuz Profesör Doktor Mesut Şen hocamız. Konumuz ise Türkçenin tarih içinde geçirmiş olduğu değişim, dönüşüm, gelişim ve bu gelişimdeki amiller, etkenler. Hocam en son Harezm sahasında kalmıştık. Evet. Kara Hanlardan sonra Harezmler. Cengiz sonrası Türkçe diyelim. Ve sonra siz ben anlatınca dediniz ben Türkçeyi Orta Türkçe, Eski Türkçe, Yeni Türkçe yerine Cengiz öncesi ve Cengiz sonrası evet diye tasnif ederim dediniz. Ben de neden öyle düşünüyorsunuz evet diye sorduğumda işte Cengiz'in Türk kavimlerini bir kısmını birleştirdiğini ve yazı dilini ortadan kaldırdığından bahsettiniz. Yeni yazı dilleri ortadan kaldırmayalım da yeni yazı dillerin oluşmasına etki ettiğini. Mani olduğunu. Gelişimi engellediğini mi düşünüyorsunuz? Yeni yazı dillerinin oluşmasına etki etti. Mesela Osmanlı Türkçesinin oluşmasına etki etti diyelim. Olumlu mu olumsuz? Doğru. Tabii şimdi itici güç mü oldu? Yoksa engelledi. Yani Cengiz olmasaydı ne olurdu diye bir tez üretsek herhalde Karahanlı Türkçesiyle konuşurduk diye düşünüyorum şu anda Türkler olarak. Hmm. Karahanlı Türkçesinin devamı olan. Yani hocam dini. Şöyle mi ben yanlış mı anladım? Cengiz geldi. Cengiz Oğuzları batıya itti. Evet. Dolayısıyla Karahanlılarla yani Doğu Türkçesiyle Batı Türkçesi diye bir ayrımdan bugün bahsediyor isek Cengiz bu ayrımın müsebbibi Türkleri doğudan aynen batıya öyle yönlendiren Cengiz sayesinde olmuştur. Evet. Dolayısıyla Cengiz'in etkisi. Evet. Ha, tamam şimdi evet anladım o zaman. Evet evet aynen öyle. Yani biz Türkler buraya şimdi mesela şöyle düşünelim. Selçuklular işte İran'ı fethettiler biliyorsunuz. Ama orada Oğuz Türkçesiyle bir yazı dili yaratamadılar. Veya Harezm Türkçesini, Hakani Türkçesini de kullanamadılar. Hakani Türkçesi biraz Oğuz'ya uzak bir Türkçe. Bunu Kaşgarlı Mahmut da tespit ediyor ve söylüyor. Yani Oğuz Türkleri biraz daha farklı bir dil kullanıyoruz biz. Bazı eklerde, şeylerde, bazı ses hadiselerinde bazı özelliklerimiz var kendimize özgü. Yani Oğuzca diye bir şive var. Bu Oğuzca'nın kök Türkçe'ye etki ettiğini söyleyenler var. Hatta kök Türkçe'nin Oğuzca olduğunu iddia edenler de var. Bazı açılardan Oğuzca'nın etkisi çok fazla. Tenişev de böyle söylüyor. Hatta Dörfer Oğuzca diyor kök Türkçe'ye. Baya. Yani ama tam manasıyla Oğuz şivesi olduğu söylenemez tabii kök Türkçenin etki ettiği söylenebilir. Ama Oğuz şivesi Selçuklar döneminde bir yazı dili olma başarısını gösteremiyor. Demek ki Cengiz olmasa Selçuklar hiç... Oğuz olduğu halde. Evet. Demek ki Cengiz olmasa
muhtemelen Oğuzca yazılı olamayacak. Belki de Türkler Türkçe yazamayacak. Çünkü Farsça'ya yöneldi Selçuklular. Yani Anadolu'da Türkçenin yazılmasının sebebi Cengiz etkisidir. Eğer Selçuklu Devleti yıkılmasa Anadolu'da Türkçe yazı dili olamaz. Bu belki biraz benim iddiam ama yani bazı hocalarımız der ki işte Anadolu'da Selçuklu Türkçesi filan. Yok böyle bir şey. Beyliklerden önce Anadolu'da Türkçenin olduğuna dair bir şey yok. Yani Türkçenin tekrar yazı nüksetmesi, tekrar demeyeyim de yanlış oldu bu ifade. Yani yazı dili aşamasına gelmesi Anadolu'da en azından beylikler dönemiyle oluşan bir şey. Yani daha yani Selçuklu Devleti ortadan kalkmasaydı Türkçenin yazı dili olması söz konusu değildi. Çünkü Türkçenin yazı dili olmasında etkeden şeylerden biri Karamanlı meşhur Mehmet Bey'in meşhur sözü. Meşhur sözü. Ondan sonra işte Gülşehir'in ortaya çıkması. Efendim işte Yazıcıoğlu zaten bunu çok güzel anlatıyor. Geç tarihi olduğunu iddia ediyorlar ve bazıları bazı fikirlerine katılmıyorlar ama bence söyledikleri çok doğru. Şöyle diyor adam. Daha önce Türkçe Türk rakam Arap rakamları ile ya da Arap hurufu ile zapt edilmemişti diyor. Bu ne demek? Yazılmamıştı. Ya, yazılmamıştı. Kayda geçmemişti. Evet. Ve bunu diyor başaramadılar diyor katipler diyor. Tekrar diyor naçar Arapçaya Farsçaya geri döndüler diyor. Hocam zaten Türkçe'de Anadolu sahasında yazılmış Türkçe ilk metinlere baktığımız zaman da evet. Türkiye Selçuklularından sonraki tarih. Tabii tabii hocam. Yani kesinlikle Selçuklular yani Cengiz ne getirdi desek hiçbir şey demesek. Yani bugün Türkiye Türkçesi de bir dilden bahsediyorsak evet. İşte bunun sebebi Cengiz diyorum. Evet, bu da evet konuya farklı bir açıdan yaklaşmak oldu. Öyle hocam. Evet. Yani şimdi evet. Selçuklu Devleti ortadan kalkmasaydı. Kendi içinde tutardı bence. Evet, Selçuklu Devleti ortadan kalkmasaydı Selçuklular şey istiyorlar sarayda Farsça konuşuyorlar. Farsça edebiyata giderek Farslaşıyorlar zaten. Keyhusrev, Keykubat gibi filan isimler alıyorlar. Artık giderek Farslaşıyorlar hocam, yani. Aynı akıbet Safevilerin başına da geldi. Tabii tabii. Biliyorsunuz. Safeviler de tamam bir Kızılbaş Türkmen devleti iken zaman içinde Farslaştılar ve o bugün Hatayi'nin nefesleri, nutukları gitti. Farsça şair şiirler geldi. Şinas Tekin'in bir makalesinde görmüştüm sanırım. Hangi makalesini gördüğümü hatırlamıyorum. İran'a bir seyahat sırasında bir müzeyi gezerken oradaki bir Azerbaycan Türküne yani oranın bir Türküne rast gelmiş. İşte müdür müymüş veya demiş ki işte bunu Türkçe yazar mısın? Türkçe yazılmaz demiş. Farsça yazılır bizde demiş. Türkçe sadece konuşulur demiş. Yani adam hemen karşı çıkmış. Yani İran'da bugün Türkçe sadece konuşulan bir dil. Yazılan bir dil değil. Muhtemelen Anadolu'da da Türkçe belki konuşulacaktı ama yazıda biz Farsça konuşacaktık. Yazacaktık. Büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Hocam madem yavaş yavaş Anadolu'ya geldik. Evet. Şimdi bu o zaman Orta Türkçe'den de çıkmaya başlıyoruz demektir. Evet, yeni Türkçe diyor. Cengiz'den sonraki Türkçe, Harizm Türkçesi de yeni bir Türkçe bence. Neden? Bir defa Cengiz dönemi ama 13. yüzyıl Harizm Türkçesi, 13. 14. yüzyıl. Hani Osmanlı Türkçesi de eş değerde. Cengiz'in çocukları yıkılıyor evet. Ya. Evet. İşte Cengiz'in etkisiyle 1227'de Cengiz öldü ya. Ondan sonra 13. yüzyıldan itibaren 13. 14. yüzyıldan itibaren yazılan Türkçe'ye baktığımızda bu Türkçenin artık yeni Türkçe olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bunu düşünmemiz gereken başka hususlar da var. Mesela şimdiki zaman kipini 13. yüzyıldan önce göremiyoruz Türkçe'de. Mesela bu bir özellik. Bazı geçmiş zaman kipleri ortaya Harizm çıkıyor. Harizm Türkçesini mi görüyoruz? İlk önce Harizm Türkçesi, Osmanlı Türkçesini görüyoruz. Yani daha eskiden geniş zaman kipiyle şimdiki zaman ifade ediliyor Türkçe'de. Türkçe'de de böyle. Karanlıca'da da böyle. Yani 13. yüzyıldan sonra biz şimdiki zaman kipinin oluşumunu görüyoruz. Bu bir işte bir yeni Türkçe'ye ait bir unsursa işte yeni Türkçe'ye ait bir unsur. Yani bu yüzden bence 13. yüzyıldan sonra yazılan Türkçe'yi hem doğuda hem batıda yeni Türkçe diye adlandırmak gerekiyor. Yani buna katılan evet. Olur katılmayan olur ama
Benim düşünceme göre böyle. Bu da genel kitaplarda yapılan tariflerden ve tarihlendirmelerden farklı bir görüş daha hocam oldu. Vallahi evet biraz öyle oldu ama benim görüşüm böyle. Bir de var bir defa Türkiye... Yok, hocam ne itiraz ediyorum ne hiçbir şey demiyorum. Çünkü ben bu konuyu tartışacak kadar Türkiye Türkçesinin atası Osmanlı Türkçesi, onun atası eski Türkiye Türkçesi yeni yazılmışsa eğer... buna nasıl Orta Türkçe diyeceğiz ki veya... Yeni evet. Türkçe'yi nerede başlatacağız yani o zaman? Orta Türkçe'yi hep hocam Karahanlı ve Harezm sahası geçiyor üniversitelerde. Uluslararası literatürde genelde hala öyle. Evet. Harezm'le o Karahanlı'yı Orta Türkçe olarak görürler. Hatta Karahanlı'yı eski Türkçe, Karahanlı'yı orta ederler. Siz yani. Yeni öncesi diyorsunuz onları o zaman. Ben Cengiz sonrasını yeni diyorum. Yani benim acizane fikrim o yönde. Benim üzüldüğüm konulardan biri de bu Karahanlılar ve Harezmlerin çok yüksek medeniyet kurmalarına evet. rağmen üzerinde yeterince çalışılmamış olması. Yani bunların kurdukları şehirlere bakıyorsunuz. Döneminin Londra'sı, Paris'i evet. mesabesinde şehirler kuruyorlar. Yazıldıkları kitap, yani dönemlerinde yazılan kitaplara bakıyorsunuz. Yani üst düzey metinler evet. ortaya evet. koyuyorlar. Yani öyle dünkü bir dil 50 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık bir şey değil. Bir acemilik, bir işlenmemişlik değil. Gayet işlenmiş, akıcı. Bir dil var. Belli ki evet. yetişkin bir dil. Olgun bir dil var. O olgun dilin öğretildiği ortamlar var. İlk medreseleri Karahanlılar'da görüyoruz. Normalde hep böyle bize Büyük Selçuklular diye Nizamiye medreseleriyle başlatılır ama o düzenli ve sistemli medreseyi kuran veya sistemleştiren dönemdir. İlk medrese bizde Karahanlılar döneminde başlar. Ama bu pek bilinmez. Venedik deyince herkes Selçuklu evet, bilir. Evet. Biz Büyük Selçuklu'yu her şeyi biliriz ama Büyük Selçuklu'nun arkasındaki o Karahanlı ve Harezm kültürünü, evet. saray hayatı dahil olmak üzere, ordu yapılanması, teşkilat yapısı. Nedense ya ben bilmiyorum, hani takip etmediğim için, dikkatimi çekmediği için fark edemedim. Ya da gerçekten ülkemizde bu Karahanlılar ve Harezm sahası çalışanları ve çalışmaları maalesef çok yok. Edebiyatı, dili, kültürü dahil. Şimdi Karahanlılar dönemi çok, çok önemli hocam. Çok da ifade eser yok gibi. Aslında biraz. Şanssızlık orada. Ama en önemli eserler de o dönemde yazılmış. Şimdi Kutat Kuvvetlik gibi dev bir eser. Evet. Orada o dönemde yazılmış. İşte Kaşgarlı Mahmud'un meşhur eseri. Ama çok da fazla bir eser yok işte. Yani Uygurlar dönemi gibi çok fazla eserle karşılaşmıyoruz. İşte Kur'an tercümesi var. Ama o işte, Cengiz işte yani yaktı, yıktı. Göçtü. Bir de o da var tabii. Neler kayboldu belki. Ne kitap, o da şey, var. Koca tabii, koca tabii. şeyleri. Tabii tabii. Perişan. Yani Cengiz Türkçe'ye fark... Yani Cengiz etki etmiş bir adamdır. Olumlu ya da olumsuz. Belki on binlerce, belki yüzlerce bilemeyeceğim artık. Türkçe eserin yok olmasına da sebep oldu. Belki biz bugün Yusuf Has Hacib'in ilk nüshasına da ulaşacaktık. Cengiz şeyi olmasaydı. Yani ama Karahanlı Türkçesi yalnız şunu da söyleyeyim. İlk eski Türkiye Türkçesinin ilk metinlerine etki etmiştir. Behçetül Hadaik mesela karışık sağlı deriz biz. Tabii, evet. Yani hemen Osmanlıca hemen Oğuz Türkçesini geçmemiş. Oğuzlar da aslında bocalamış biraz. Hocam şöyle bir durum var değil mi? Evet. İlk başta mesela yakınlık şu kadarken Doğu Türkçesi ile Batı Türkçesi nasıl yazacaklarını bilmiyorlar. Zaman önlerinde içinde örnek yok yani. Evet, 13. asırda diyelim şu kadar bir mesafe var. Anadolu sahasına gelişen Türkçe şöyle gidiyor. Evet. Doğu Türkçesi böyle gidiyor veya böyle kaldığı için evet. zaman içinde uçurum ara açılmaya başlıyor. Evet, ama öyle. Şeyinde doğru. Biraz o benzerlikler. Ama ilk önce nasıl yazacaklarını bilmedikleri için eski metinlere özenerek yani Hakaniye metinleriyle yazmayı deniyorlar. Ve bu yüzden de aydınlık bir Türkçe olmuyor. Daha böyle ruşen dille yazalım filan tartışmaları başlıyor. İşte Olga Bolga ibaretince yazmış filan deniyor. Biraz Harezm Türkçesi, biraz Hakaniye ya da Harezm Türkçesini andıran metinler. Demek ki o dönemde nasıl yazılacak tam saf Oğuzca hayata geçmiyor. Biraz aşama aşama geçiyor. Hocam sizin düşünce sistematiğinize göre baktığımızda Selçuklu dönemi Türkçe için kara bir dönem gibi evet. değerlendiriyor. Öyle. Yani Türk tarihi için büyük fetihlerin, evet. büyük gelişmelerin olduğu bir dönem. Evet. İşte Alparslan, Melikşah, evet. Sultan Sencer... Türkiye Selçukluları, evet. Kılıç Aslanlar, Kevüsevler, Kevkubatlar.
yani büyük hakikaten siyasi açıdan Türklerin evet. tarih sahnesinde işte Abbas halifeliğini nüfuz altına almaları tabii, vesaire. Tabii. Yani dünyaya nüfuz etmeleri, dünya cihan imparatorluğu kurulan bir dönem Selçuklu. Ama gel görelim ki Türkçe açısından baktığımız zaman kendisinden önceki Karahanlar ve Harizmler ile kendisinden sonraki Beylikler ve Osmanlılar arasında baktığımız zaman ortada kocaman bir boşluk var. Evet maalesef. Yani burada ulaşamamış. Acaba o dönemden imkanı bulamamış yani ne yazık. Günümüze ulaşan bir eser mi yok diyeceğim. Karahanlardan ulaşıyorsa o dönemden niye ulaşmasın? Tabii tabii. Yazmamış bir yani. Zaten İran'dan belli yazmadıkları. Yani giderek. Yani Farsça daha cazip gelmiş onlara. Yani kurulu düzen onlar için Farsça. Zorlanıyorlar. Keşke Türkçe yazabileydim diyor ya Sultan Veled. Türkçe yazma sorunu yaşıyor adamlar. Yani Türkçe bilme sorunu, Türkçe bileydim ifadesi kullanıyor ama aslında Türkçe yazmasını bilmiyorlar. Türkçe yazmak zor geliyor onlara. Çünkü kurulu düzen Farsça. Farsçayı öğrendikten sonra İmnası, gramer, harfi, her şeyi var. Öğreniyor okuyor. Onu yazmak kolayına geliyor. Türkçe bunalıyor Hoca Mesut. Süheyli Nevbahar yazarken yani şikayetini ifade ediyor ya bu Türkçe yazmak beni mahvetti. Neden Türkçe yazmaya yöneliyorlar peki sorusunu soracak olursak? Neden bu insanlar hem Türkçeden şikayet ediyorlar hem Türkçe yazmak zorunda kalıyorlar? O da Aşık Paşa'da gizli. Aşık Paşa diyor ki Türkleri de mahrum etmeyin o şeyden. Bilgiden, bu dünyadan. İşte Burgazi de aynısını söylüyor Fütüvetnamesinde. Diyor ki bilmek bilmemekten yigrektür diyor. Yani Türkler de cahil kalmasın. Türkler de bu nimetlerden, bu bilim dünyasının şeylerinden faydalansın diye Türkçe yazma yoluna gidiyorlar. Yani Türkçe biraz yazılmasının sebebi yine halkı aydınlatmak. Yani demek hocam, burada bu ortaya çıkıyor. Yok, iki asırlık bir dönem olmasaydı o gecikme belki hani o Karahanlar ve Harezm sahasındaki o akıcı yani güzel dil, yazım dili devam etseydi, kesinti evet. uğramasaydı o Süheyli Nevbahar yazarken Hoca Mesut o kadar çok daha gelişmiş ve oturmuş bir kuralları olan dil olduğu için evet. o şikayetleri etmeyecekti. Sizin düşüncenize göre. Şöyle diyelim, Oğuz Türkçesi yazılmadığı için daha önceki, şimdi çok da haksızlık da etmeyelim. Hakaniye Türkçesi biraz Oğuz Türkçesine mesafeli yani yazı anlamak bakımından zor anlıyorlar şeyi. Belki Selçukluların Oğuz Türkçesiyle yazamadılar. Hakaniye Türkçesi de onlara uzak geldi. Öyle düşünüyorum ben. Yani uzak geldiği için anlamak da biraz zorlandığı için Farsça'da kurulu düzenleri olduğu için yani bunlar neticede bir devletin Farsça'yı bulmuşlar ya şeylerinde. Evet. Farsça'yı buldukları için. Hocam sizin kitapta dile getirdiğiniz tartıştığınız konulardan bir tanesi de özellikle Türkçenin bu tarihi evrelerinin isimlendirmesi konusunda Batılı ve Rus Türkologların yapmış olduğu tanımlamalara evet. itirazınız var. Evet. Biraz bu konuyu açar mısınız? Şimdi 20. yüzyıla gelirsek Türkçe 20. yüzyıla kadar şöyle gelişti. Harizm Türkçesinden sonra Timurlar döneminde doğuda Çağatay Türkçesi gelişti. Timur sayesinde, Timur büyük bir devlet kurunca tabii ki. Ve Çağatay Türkçesi bütün Orta Asya'nın 20. yüzyıla kadar yazı dili oldu. Hatta Tanzimat döneminde bizim aydınlarımız bile Orta Asya Türkçesini, asıl Türkçe, Osmanlı Türkçesini, Galat Türkçe falan görmeye başladılar. Yani Oğuz Türkçesini daha o zaman aydınlanma da çok fazla olmadığı için, Orhun Abideleri falan da çıkmadığı için Orta Asya Türkçesi dediğimiz o Çağatay Türkçesi vardı. Yazı dili buydu. Türkiye'de de Osmanlı Türkçesi vardı. İki tane büyük şey vardı yani. Ama daha sonra o 20. yüzyıldan sonra dil tartışmaları da başlayınca Ruslar o Sovyet döneminden itibaren 1920'lerden itibaren bu Bakü kurultayından itibaren de başladı bu. Türkçeyi bölme şeyine girdiler. Yani bir defa Türeski ismini bıraktılar. Türkçe için Türeski kelimesini kullanıyorlardı. Yani Türkçe birebir karşılığı. İngilizce Turkish dediği gibi Türkçe bu. Bunun yerine Türski diye bir Türkiye'den türettikleri bir kelime ortaya çıkardılar.
daha genel Türkçe anlamında. Ve Türeski'yi de Türkiye Türkçesine hasrettiler. Yani Türkiye Türkçesi için kullanmaya başladılar. Paralel bir değişim İngilizce'de de oldu. Turkish demeye başladılar Türkiye Türkçesine. Daha dile de Türkiye'nin İngilizce'de karşılığı olarak Türkik icat ettiler. Yani Turkish'te Turkic diye iki bir dilimizi ikiye böldüler. İkiye böldüler. Yani Türkçe ikiye bölünmüş oldu. Yani şimdi Arabik diyoruz değil mi İngilizcesine? Arabiş diyen var mı? Yok. Şimdi Arabik yani, diyorsun Suriye Arapçası da, Mısır Arapçası hepsi da, Arabik. Suud Arapçası da, Körfez Arapçası hepsi Arapça. Arabik'ti. Arabik'ti. Ama şimdi Türkişken hepsi daha önceden, ki Klauzun hala bunları Türkiş demiştir. Yani hiç fikrinden vazgeçmemiştir o. Bu sefer Türkçe ikiye ayrıldı. Türkiş var, bir de Türkik var. Yani genel Türkçe Türkik gibi oldu. Yani Türkiş Türkiye Türklerinin dili olmuş oldu. Ben buna aynı bunun benzeri Rusça'da da oldu. Dolayısıyla buradan da hareketle Türkik ne anlama geliyor şu anda o zaman? Slavik gibi, Germanik gibi, yani Germanik gibi diyelim. İngilizce söylemek gerekirse bir dil ortaya çıkıyor. Yani Germanik diye bir, yani karanlık döneminde oluşmuş bir Cermence'den bahsediyoruz ve onun yaşayan dilleri işte İngilizce, Almanca, Danimarka dili filan diyoruz. Aynı bunun gibi karanlık dönem Slavik gibi ya da karanlık dönemde bir Türkik gibi bir dil varmış güya ve bunun da işte günümüzde neleri var? Türkçe ayrı bir dil, Türkmence ayrı bir dil, Özbekçe ayrı bir dil filan. Siz neye itiraz ediyorsunuz hocam tam olarak? Türkçe kullanılmasına mı? Yani bunların aslında Türkçe olduğunu yani tek kelimeyle mi kullanılmalı gerektiğini düşünüyorsunuz? Ama bunlar neticede 20. yüzyıla kadar Türkçeydi. Yani Alişir Neva'yı yazdığı esere Türkçe diyordu. Burada Baki de yazdığı esere Türkçe diyordu. Fuzuli de yazdığı esere Türkçe diyordu ya da Türkiye diyordu yani. Peki bu Çağatay lehçesiyle yani lehçeydi işte. Anadolu sahasındaki bir dille birbirini ayırt etmek için ne diyeceğiz? Ne kullanılması gerekiyor? Osmanlılar Çağatay lafzı demişler. Alişir Nevai de öyle demiş. Çağatay Türkiye'si demiş. Lügat-ı Türk diyor. Türk dilleri yani ya da Türk şiveleri anlamında. Buradan bir diğer tartışmaya geçelim. Türk dilleri mi? Türk lehçeleri mi? Bir de bu biliyorsunuz yani günümüzde tartışılan konulardan bir tanesi. Siz hangisini tercih şimdi ediyorsunuz? Şimdi şöyle İsmail Beyciğim. Yani sorun şu. Ayırmakta sorun. Şimdi Türkik kelimesi diye bir şey icat edince, Türuski diye bir şey icat edince onu Türkçe'ye çeviremiyorsunuz. Türkçe diye çeviremiyorlar bu sefer. Ne oluyor? Türk dilleri diye. Turkish language demiyorlar. Türkik language diyorlar. Onu da Türkçe'ye çevirirken Türk dilleri diye çeviriyorlar artık. Şimdi arkadaşlarımızdan rica edeyim. Bir Türkçe konuşan bir dil haritası vardı. Onu ekrana versinler. Yani sonuçta bunlar Türk dilleri demenin bir sakıncası yok. Şiveler dinletçide bir dil. Hocam şimdi biliyorsun bir dönem tartışıldı Türkiye'de. Şimdi artık galiba o tartışma hararetini kaybetti. O kadar çok tartışılmıyor. Kimse isteyen Türk dilleri kullanarak bir şey demiyorlar, evet. Ben de bir şey demiyorlar. Galiba Türk dilleri mi biraz yaygınlık kazanmaya başladı yani, son zamanlarda? Vallahi bir şey diyemiyorum artık. Yani isteyen istediğini kullansın tabii ki. Fakat şöyle bir şey. Şimdi Özbekçe Türkçe mi değil mi? Ona bakalım. Şimdi sorun geliyor burada ayrı şu. Yani Özbekçe bir Türkçe mi değil mi? Yani bana göre Türkçe. Siz diyorsunuz ki Özbekçe Türkçedir. Dolayısıyla Özbek Türkçesi kullanılmalıdır. Özbekçe deseniz de Türkçe olduğunu kabul etmek gerekiyor diyorum tamam, ben. Tamam kabul ediyoruz. Tamam başka bir sorun yok. Türk dilleri dediğiniz zaman da zaten bu ama Türkçe değildir. O ayrı bir dildir. Yani şuna itiraz ediyorum ben aslında. Türkçe sadece Türkiye Türklerinin dili oldu. Şimdi Alişir Nevai'yi kendi yazdığı dille Türkçe diyordu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama Alişir Nevai'den sonra 5 asır geçti. Çok dünya değişti. Ülkeler yeni ülkeler kurdu. Yok 20. yüzyılda mesela İran'daki Güney Azerbaycan'daki insanlar kullandığı dile Türkçe diyorlar hala. Bağımsız Azerbaycan'da yani normal anayasadaki dili Azerbaycan dili. Yani Türkçe değilmiş gibi. Hı-hı. Yani şimdi Azerbaycan dili bile Türkçe değil mi yani şimdi?
Biz buraya bir Azerbaycanlı gelse rahat anlaşmıyor muyuz? Yani o bir dil, ona bile Türkçe diyemiyor. Anayasasına göre Azerbaycan dili ayrı bir dilmiş gibi. Peki o zaman şu soruyu Şii de ayrıştırıyor bu. Lehçe, şive. Bütüncül bakışı da ayrıştırıyor. Şimdi çok özür dilerim. Mesela Yunus Emre'ye Azerbaycan veya Fuzuli Azeri edebiyatına mı giriyor, Türk edebiyatına mı giriyor tartışması da çıkıyor. Hadi bakalım. Şimdi bu bütüncül bakışı da yani Türk edebiyatını eğer bütüncül görürseniz Türkçe'ye bir bütüncül bakışla bakarsanız Fuzuli bir Türk edebiyatı yazarı veya aynı zamanda Azerbaycan edebiyatında yazarı şair. Biliyorsunuz antolojilerde Alişir Nevai ile başlar. Yani bizim klasik. Evet. Ya Alişir Nevai'si o da Türkçenin bir edebiyatı yani ve netice. Evet. Bize Türk yani ama bu sefer ayırdığın zaman şimdi Alişir Nevai nereye girecek? Bir de bunun şey de var çok özür dilerim. Yeni Türkiye'de yeni Uygurca ile Özbekçe arasındaki mesafe de var. Yani şimdi Alişir Nevai yeni Uygurca'nın şairi mi değil mi? Şimdi Özbeklerin mi Uygurların mı? Yeni Uygurca eski kaynaklarında eski Uygurca dediler. Şimdi böyle moda çıktı. Eski Uygurca diyorlar. Şimdi o eski Uygurca altın yoruk falan eski Uygurca kabul ediliyor. Peki Hakaniye Türkçesi Çağatay metinleri eski Özbekçe kabul ediliyor. Ya şimdi eski demek ki biri aralarında birkaç asır oluyor iki eski arasında. Hayır şimdi yani Alişir Nevai eserlerini eski Özbekçe'de yazmış oluyor. Yani Uygurca'nın halbuki yeni Uygurca'da Özbekçe arasında hiçbir fark yok. Yani birinin eskisi inanın, 12. asır, birinin eskisi 15. asır oluyor. Böyle bir şey, bu da garabet oluyor. Kaynakları bölmüşler diyeyim ben. Abi. Tam anlatamadım ama. Kaynakları bölmüşler. Hocam şu ağız, şive ve lehçe arasındaki şimdi, bu ayrımı neye göre yapıyoruz? Biz klasik İstanbul Üniversitesi ekolüne mensup olanlar ve bunu devam ettirmek isteyenler lehçe, şive, ağız olarak biliyoruz. Buna karşı çıkanlar da işte diyalek diyorlar. Ağız diye Türkiye'nin işte ne bileyim Trakya ağzını, Nevşehir ağzını kastediyorlar. Öbürlerine dil diyorlar. Yani o lehçe şive farkını kabul ettiler. Yani İstanbul Üniversitesi hocalarının lehçe dediğini diğerleri dil diyor. Burada da ikiye ayrılıyor. İstanbul Üniversitesi, Ankara ekolü zaten şiveyi hiç kabul etmedi. İstanbul Üniversitesi hocaları kabul etti. Yani bize de şiveyi öğretenler işte Caferoğlu, Reşit Ahmet'i Arat bunlar böyle bölmüşler. Biz bu şeye sadık kalanlar çok azız belki ama şu anda hala devam ediyoruz. Biz lehçeye devam ediyoruz diyorsunuz. Yani o ben zaman Azerbaycan lehçesi, Özbek lehçesi mi diyeceğiz? Yani dememizde bir sakınca olduğunu zannetmiyorum. Lehçesi ya da şivesi bile diyorum ben ona. Yani Çağatay şivesi de diyorum. Tarihte böyle demişler zaten. Lafzı demişler. Lafzı ne demek hocam? Yani Çağatay lafzıyla yazılmıştır. Şive demek yani. Öyle diyor. Çağatay lafzıyla yazılmıştır. Ben bu tartışmanın hiçbir tarafında olmadığım için hocam. Yok, ben sadece şey anlamda sizin görüşlerinizin şimdi, aktarılması açısından sordum. Reşit Ahmet Arat'ın veya Muharrem Ergin işte ben Reşit Arat'ı görmedim de bu İstanbul Üniversitesi'nde öğrendiğim karanlık döneme biz lehçe diyorduk. 13. yüzyıldan itibaren ayrılmış bölümlere şive diyorduk. Yani bilinen dönemden 13 demeyeyim özür dilerim 8. yüzyıldan bu tarafa ayrılmış bilinen tarihinden itibaren ayrılmış şeylere şive diyorduk. Ankara Üniversitesi ve o ekolden gelenler o şiveyi kullanmıyorlardı. Hepsine lehçe diyorlardı. Hatta bazıları uzak lehçe, yakın lehçe diye. Çuvaşça'ya uzak lehçe, yakın lehçe diyorlardı. Yani neticede şive de bir dil zaten. Yani Türk dilleri demek yanlış bir şey değil. Doğru. Yani Türk dilleri diyebilirsiniz. Türk şive ama bu onun lehçe olmadığı anlamına da gelmiyor. Yani neticede bu bir lehçe ya da şive denilebilir. Hocam sizin endişeniz dil kullanıldığı zaman Türkçe olmasının ötelenmesi, geri plana atılması korkusu mu, endişesi mi? Ben Türkçe'yi şu anda kaç bin kişi konuşuyor, kaç milyon kişi konuşuyor desek. Ne diyoruz? İşte Türkiye Türkçesini baz alıp 85 milyon kişi konuşuyor diyoruz. Veya işte düşünürsek Rumeli'yi veya bizim arka bahçelerimiz Irak, Suriye'yi falan düşünürsek işte 85-90 milyon diyoruz değil mi? Ama öbür türlü düşünürsek Türkçe 250 milyon insan konuşuyor diyebiliriz. Yani Özbekleri de Türkçe konuştuğunu düşünürsek.
Yani evet. Ama Türkçe konuşan değil zaman bütün hepsi geliyor. Ya şimdi, sadece Türkiye gelmiyor da. Allah aşkına sadece Türkiye noktasından bakıyorlar konuya. Özbekçe ile yeni Uygurca arasına bakmıyorlar. Yani evet, Özbeklerle yeni bizim Uygurlar. Bizim dil tek tartışılmıyor. Ama hocam doğal değil mi? Zaten biz burada yaşıyoruz. Özbekçe ile yeni Uygurca arasında ne fark var? Bana bir farkını söylesin yani. Biri Çin'de kalmış, biri şeyde. Aynı dili konuşuyorlar. Sınırlar, sana. Böyle şeyler. Yani bir Özbekle bir yeni Uygur yan yana geldiklerinde anlaşıyorlar ki. Şimdi ortak ataları aynı. Çağataylar yazı dilleri. Hocam örnek verelim. Rumeli'de işte evet. Edirne'dekiyle hemen öbür tarafındaki arasında evet. Ne fark var? Aynen öyle hocam. O kadar çok fazla bir fark yok. Peki, yani sadece bu hep şöyle bakılıyor. Türkiye'den efendim eleştiriler yapıyor. Yani Türkiye sanki ayrı. Kazakça ile Kırgızca arasındaki fark çok büyük bir fark mı? Başkurtça ile Tatarca çok büyük bir farklılık mı var? Yani bunlar aynı evet. Şeydi. Veya ne bileyim. Birbirleri çok rahat anlaşıyorlar. Evet yani bunların Ruslar bunlar 19 ölçünlü dil yarattılar. 19 adet ölçünlü dil. Ve bunları hepsi halklara böldüler. Ve Türk adını ve Türkçe adını yok ettiler. Yani bunlar 100 sene önce konuştukları dile Türkçe diyorlardı. Kendilerine Türk diyorlardı 150 sene önce diyelim ki. 150 sene önce. Abdülhamit döneminde diyelim ki. Belli zaten bu yazılan kaynaklardan anlıyoruz. Şemsettin Sami'nin yazdığını hep Türkçe deniyor. O da oradaki şeylere. Şimdi bunun bir proje olduğunu özel olarak yani bilimsel yansıyor. Bilimsel kaygılardan bağımsız olarak evet. Siyasi bir proje olarak isimlendirildiğini. Bugün Kırgız'a Türkçe konuşuyorsun dediği zaman reddediyor. İşte yeni bir ulus edilmiş. Özbeklerle Kırgızlar toprak kavgası yaptıklarını basına yansıdığı zaman etnik çatışma deniyor mesela. Özbeklerle Kırgızlar etnik farklılık mı var? Yok. O galiba biraz bizim cehaletimiz hocam. Yani Özbekçe'de Kırgızca arasında büyük bir fark yok ki bu kadar. Hadi diyelim ki Özbekçe Kırgızca arasında fark var. Kazakla Kırgız arasında bu kadar fark var mı? Yok bu kadar. Evet. O zaman bir diğer tartışılan konu Osmanlı Türkçesi, Osmanlıca meselesi. Hadi onlar bugün evet. Konuları. Osmanlı tarihte kaldı, geçmişte kaldı. Evet. Ona konuda sizin tercihiniz hangi istikamette? Osmanlıca dediğimiz dil tamamen Türkçedir hocam. Hı-hı. Yani siz hangi kullanımı tercih ediyorsunuz? Osmanlı Türkçesi mi? Osmanlıca da doğru, Osmanlı Türkçesi de doğru. Burada bir yanlışlık yok. Yani sadece Osmanlıca bir Türkçe. Yani British de diyebilirsiniz, English de diyebilirsiniz ama İngilizce ile British arasında fark var mı kullandığınız zaman? Bu Osmanlıca'ya karşı çıkanlar veya Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi ayrımı yapanların temel kaygısı Osmanlıca denildiğinde sanki Türkçeden farklı olarak evet. Arapça, Farsça, Türkçeden oluşan başka bir dilmiş. Cumhuriyet dönemi gelince o dil terk edilmiş, yepyeni bir dil kullanılmış maalesef. Gibi bir inanış ve bilgiye sahip olarak bunu kullandıkları için itiraz edenler sizin bu söyledikleriniz doğru değil. Osmanlı dediğiniz, Osmanlı evet. Halkı, padişah, saraydaki padişah, evet. Senin babaannen nasıl konuşuyorsa 3. Selim aynı şekilde konuşuyor idi diyorlar. O yüzden bu yani yerleşik inanca ve yargıya karşı olarak Osmanlı Türkçesini söyleyip onun da Türkçe olduğunu vurgulamak, evet. Öne çıkarmak için söyleniyor kanaatimce. Şimdi Osmanlıca dediğimiz dil Türkçe daha bildiğiniz Türkçe yani gramer bakımından Türkçe. Osmanlıca tabiri zaten Tanzimat'tan sonra ortaya çıkan bir tabir. Yani Türkler dilleri tanımlarken şöyle tanımlıyorlar. Fars kavim adlarına göre tanımlıyorlar. Mesela Fars kavminden dolayı Farsi diyorlar. Arap kavminden dolayı Arabi evet. diyorlar. Türk kavminden dolayı Türki diyorlar. Bizim Tanzimat dönemimize kadar dilimizin adı Türki. Lisanı Türki. Tanzimat'a kadar bu böyle. Tanzimat'tan sonra bu 3. Napolyon'un fikirlerinden hareketle bir Osmanlı kavramı yani Osmanlı Devleti'nin bir çatı altında tutabilmek bu için. Bu Kamusu Osmani, Lisani Osmani adında yazılan kitapları. Osmanlı yani tamamen o da siyasi bir neticeden neticenin sonucu. Yani Osmanlılık yani biz Yunan veya Rum, Ermeni, işte Yahudi hepimiz bir Osmanlıyız, Türk hepimiz bir Osmanlıyız çatısı altında birleştirmenin neticesinde ortaya çıkan bir şey. Ahmet Cevdet Paşa diyor ki Kavaid-i Osmaniye'de Osmanlıca dilinen dil İşte Türkçe denilen dil avamın dilidir. Yani basit Türkçe. Yani avam. Osmanlıca denilen dil de Arapça, Farsça ve Türkçeden mürekkep devleti ebed müddetin
parlak, güneş gibi parlayan bir dilidir gibi bir ifade kullanıyor. Yani orada artık şunu anlıyoruz biz. Osmanlıca bir yazı dili. Konuşmadan ziyade yazıda kullanılan, işte belagatı olan, edebiyatı olan, gelişmiş bir onlar için nefis bir dil. Tabii nerede öğreniliyor Osmanlıca? Anneden öğrenilmiyor artık. Nerede öğreniliyor? Kalem odalarında ya da okul medreselerde, okullarda öğretiliyor. Yani Osmanlıca dediğimiz dil, üç dilin karışımıdır doğru ama grameri Türkçedir. Hiçbir zaman en ağır Osmanlıca metni Gülhan Hattü Hümayun'unu Arap harfleriyle bir Arap'ın önüne koysanız, bir Türkçe bilmeyen İranlı'nın önüne koysanız, bir de Türk'ün önüne koysanız, Türk onu sözlüklerle tercüme okuranlar ama Arap asla anlamaz. Neden? Çünkü içindeki ismin ihali, o basit hani ismin ehali, ismin diğerli, o gramer dediğimiz var ya, gramer kategorileri. Onlardır bir dili tayin eden. Yani onu bilemediği için, o küçücük eki bilemediği için veya işte zamanları bilemediği için anlayamaz. Böyle bakar kalır. Yani neticede Osmanlıca dediğimiz dil gramer bakımından kesinlikle Türkçedir. Tartışmasını bile abesle iştigal görüyorum. Nasıl tartışıyorlar ben anlayamıyorum bunu. Sadece içinde çok fazla Arapça, Farsça kelimeler var. Bu kadar basit yani. O da bazı metinlerin hepsinde değil. Muharrem Ergin der ki Farsça terkipler, Arapça terkipler bile tek kelime gibi yansır metin dilin içinde. Yani siz gramer unsuru olarak kullanmıyorsunuz. Arapça terkibi bile, Farsça terkibi bile o dilin içinde. Kelime kadrosu gibi. Kelime gibi duruyor orada. Ve Arap'tan ve Fars'tan farklı bir şekilde kullanıyorsunuz. Tabii. Siz de biliyorsunuz yani eski metinlere hakim olduğunuz için. Zaten biliyorsunuz o olayı. Yani bu tartışma neden böyle oluyor ben anlamıyorum. Bence niye tartışılıyor ki hala bunlar? Yani, bir dönem... İşte bunu her yerde görüyorsunuz gerçekten. Gereksiz, lüzumsuz evet. Şeyler. O zaman ben şimdi size şöyle bir soru soracağım. Hazırlamıştım fakat cevabını da öğrenmiş oldum. Bugün Türkiye Cumhuriyetler dediğim Türk Cumhuriyetlerinin konuştukları lisanları bağımsız bir dil olarak kabul edebilir miyiz diye soracağım. Hayır diyeceksiniz. Ya bağımsız bir dil olabilir. Tamam bir şey demiyorum. Ama neticede şimdi bu bir garabet olmuyor mu? Şimdi bugünkü insan Özbekçe diyor konuştuğu diye. Özbek ismini Alişir Nevai hayatında hiç duymadığı halde duydum bilmiyorum muhtemelen duymamıştır. Babür bahsediyor tabii Özbeklerin ama Alişir Nevai'nin diline eski Özbekçe diyoruz şimdi biz diyelim ki. Yani Alişir Nevai diline Türkçe diyor ama. Yani Türkçeden bahsediyor. Yani şimdi Özbekçeyi bağımsız dil nasıl sayabiliriz? Divan-ı Lügati Türk değil mi? Evet. Türk yani. Yani Özbek Türkçesi demenin ne mahsuru var? Yani onu da Türkçe kabul etmenin ne mahsuru var? Ne sakıncası var? Yani neticede bunlar zaten Batılılar, Turkic peoples, Türkiye halklar, Türkiye diller demiyorlar mı? Zaten o Türkic dediğin zaman Türkçe de demiş oluyorsunuz. Bunu savunanlar şuradan da yola çıkıyorlar biraz. Mesela düşünün İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Romence. Bunlar hep Latince'den neşet etmiş lisanlar. İşte Almanca, Hollanda, evet. Datça, Keltçe. O da Cermence. Bunlar da Cermenlerden alt kolları. Mesela okumuş, yazmış, üniversite mezunu, evet. İyi İspanyolcayı bilen biri. Herhalde okumuş olduğu Portekizce bir metni anlıyor. Veya bir Fransız, iyi tahsilli eğitim görmüş bir Fransız. Okumuş olduğu İtalyanca bir metni neden anlıyor. İşte oradaki belki bizim iyi eğitim görmüş bir Türk okumuş olduğu Özbek metnini anlayabilir mi sorusunu cevabını ben de hemen evet anlayabilir diyecek kadar bilmiyorum. Bizdeki sanki bu hal böyleyken onlar dil diyorlarsa bizim de dil dememizin ne mahsuru var diyorlar. Evet, mesela tartışmaya ötesen bakanlar. Yok ben şive dil değil zaten dili nasıl tanımlıyoruz biz? Dil bir iletişim vasıtasıdır diyoruz değil mi? Şive de bir dil. Ağız da bir dil yani. Her şey bir dil ki. Şimdi şu olay şu. Latince ölü bir dilden ölü bir dil. Yani bugünkü işte İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce. Ölü bir dilden doğmuş bir dil olarak kabul ediyoruz. Şimdi eğer bunu da böyle kabul edersek biz Türkçe'yi ölü bir dil yapmış oluyoruz. Yani 100 sene önce bunlar ayrıldı ya. 100 sene önce yani 100 sene önce Özbekçe diye bir şey yoktu ki. Türkçe vardı. Yani yeni siyasi oluşumlar bunlar. Yani o insanlar kullandığı dili Türkçe diyordu. Yani Azerbaycan dili yazıyor ya şu anda anayasasında.
50 sene önce kitaplarını, 50 sene demeyeyim ya, 80 sene, 100 sene önce kitaplarını bu insanlar Türk dili dersi diyorlardı. Türk dili diyorlardı. Kitaplar hala çıkıyor. Gazetedeki dile Türkçe. Hatta Azerbaycanlılar Osmanlı Türkçesini kullanıyorlardı yazı dilinde. Yani Azerbaycan Türkçesini de kullanmıyorlardı. Şimdi bizim bu kadar bu yeni oluşumlara biz bağımsız, bağlantısız bir ülkeyiz diyoruz değil mi? Bağımsız bir ülkeyiz. Hiçbir zaman bizim ülkemize emperyalizm ayak basmadı. Özgür düşünceyi savunabiliyoruz. Özgür düşünceyi savunamayacak mıyız? Yani bu inkar mı edeceğiz? Bunlar daha önce Türkçe değil mi diyeceğiz? Evet. Yani ben de mi kendimi şey yapacağım? Hayır, bu eski Özbekçe diyeceğim. Yani bu bazıları da aman Özbek kardeşlerimizi incitmeyelim diye böyle bir şey düşünüyorlar. Ya böyle bir şey yok. Biz aslını söylüyoruz. Yani kimse incitmeye gibi kaygımız yok. Şimdi sizin... Aslı bu Türkçeydi bunların, evet, yani. Bu dediklerinizin hepsini özetleyecek bir tablo hazırlamışsınız siz. Bütün bu görüşlerinizi yeni bir Türk dilleri tasnifi olarak sunuyorsunuz. Şimdi arkadaşlarımızdan istirham ederim. O tabloyu ekrana vermelerini rica edelim. Arkadaşlar, bu bir az önce görmüştüm, bir tablo vardı. Evet, bu. Evet. Hocam, bu şimdi sizin tasnifiniz. Evet. Bunu kitapta yeni bir tasnif önerisi olarak. Şey de sundum, tasnif olarak da sundum. Teklif ediyorsunuz. Buradaki sizin daha önceki tasniflerden farklı olarak en özel konu nedir? Hangi, yani sizin teklifiniz burada farklılık olduğu taraf hangi konuda değişir? Şimdi Çuvaşça'yı şey diyorum, yani karanlık dönemde ayrıldığı için en uzak lehçe diyorum. Tamam, R tarafında. Karanlık dönemde ayrılmış. Ama diğerleri eski atalarının eski Türkçe olduğunu düşünüyorum. Çünkü Yakutça Z tarafında. Şimdi Yakutça'ya uzak lehçe dememizin sebebi, çok fazla Sibirya gittiğinde o bölgede başka dillerle karşılaşmış. Başka dillerle karşılaştığı için de dilde değişme olmuştur. Ama Z tarafında olduğu için onu karanlık dönemde ayrılmış bir unsur değil de daha sonra ayrılmış bir unsur olarak görüyorum. Ama daha sonrakileri en azından ortak 11. yüzyıldan itibaren ortak Türkçemizden gelme diller olarak görüyorum. Yani tüm bu, yani Özbek, Kırgız, Kazak, Anadolu sahası, Oğuz Türkçesinin hepsini 12. yüzyıla. Evet, 13. yüzyıldan itibaren hatta ayrılmış şeyler olarak. Bu Hakaniyeli de Karahanlıları kastediyorsunuz değil mi? Evet, Karahanlıları kastediyorum. Karahanlı Türkçe Ruslar tarafından meşhur edilmiş bir tabir. İslam kaynakları bunu Hakaniye diyor. Şey de Hakaniye diyor. Kaşgarlı Mahmut da Hakaniye diyor. Ben Hakaniye demeyi tercih ettim açıkçası. Yani tercih ediyorum. 13. yüzyıldan sonraki de yeni Türkçe diyorum. Ki 13. yüzyıldan sonra zaten bu Cengiz sonrası Türkçedir bu. Ve bunun dallı budaklı olmasında bu kadar Cengiz'in de büyük etkisi vardır. Bu kadar 19 ölçünü dil yarattığı için Sovyetlerin de etkisi vardır tabii. Yani Kuzey ve Doğu Türkçesi. Standart dil diyelim ona. Yazı dili diyorlar şimdi ona, ama yazı dil tabiri de doğru bir tabir değil. Yani bu konuşulmuyor mu? Yani bazıları da Türk dilleri dememek için Türk yazı dilleri diye bir şey icat etti. Bu konuşulan da bir dil. Yani yazı dili, evet. Bu yüzden buna şey demek lazım. Türk ölçünlü dilleri demek lazım belki. Standart dilleri demek lazım. İşte yani bugün Özbekçe bir standart dil midir? Evet, bir standart dildir. Yeni Uygurca bir standart dil midir? Evet, bir standart dildir. Hocam, orada evet, şey ayırmışsınız. Mesela Doğu Türkçesi, bizim Batı Oğuz Türkçesini Doğu Oğuz, Batı Oğuz diye ikiye ayırıyorsunuz. Doğu Oğuz'a Halaç, Horasan, evet, Türkmen'e koyuyorsunuz. Şimdi o Dörfer mesela onu ayrı bir Türkçe olarak gösteriyor, Halaç'ı. Evet. Yani bazı eskicil unsurlarından hocam, yola çıkarak Halaç öyle yapıyor. Anadolu. Ama yor eki var adamlarda. Yani sadece ya, yor eki yani var diye. Birçok şey Azerbaycan Türkçesine benziyor. Mesela biz bir Türkiye Türk'ü bir Azeri Türk'üyle iletişim, tamam, kurabilir. Tamam. Temel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Peki bir Halaç da Azerbaycan Türkçesinin ağzı gibi, zaten 50 bin nüfuslu falan bir yer bunda. Yani o iletişim ben yani bilmediğim için söylüyorum. Köy dilleri bunlar. Yani çok şey yapmış. İçinde eskicil unsurlar var diye Dörfer bunları biraz da kendi yeni bir şey yarattı. Çünkü buralara gitti, araştırma yaptı filan. Mesela benim farklı olarak gördüğüm bir şey de, siz çağdaş şive diyorsunuz. Lehçe şive, neyse, onu konuştuğumuz için tekrar o bahse girmeyelim. Türkiye Türkçesi, yani 85 milyon bizim Anadolu diye konuştuğumuzu. Hatta belki bunu Rumeli'yi de katabiliriz.
Evet. Yani Türkiye Türkçesi içine eski Osmanlı bakiyesi halkla da katabiliriz. Ve ona katıyoruz zaten. Yani Rumeli Gagavuz'u ayırıyoruz. Ölçün ne dilleri ben burada ayırdım? Gagavuz dediniz. Şimdi Gagavuz ölçünlü bir dil. Yazı bir dili. O yüzden. Ama Rumeli Türkçesi hocam, yazı dili değil. O yüzden Türkiye Türkçesine bağlı. Hocam bu Azerbaycan içinde İran Azerbaycan'da var mı? İran Azerbaycan'ı düşündünüz mü? İkisini bir koydum öyle. İkisini bir koydum. Şimdi de mesela bu son şeylerde bugün özellikle Kuzey Irak bölgesindeki ve Suriye'deki Türkmenler var. Onlar da yazı dili Türkiye Türkçesi kullandıkları için. Onu da işte Türkiye Türkçesi için değil mi oluyor? Tabii. O zaman hocam, yani ağızları almadım buraya. O zaman Türkiye Türkçesi için de parantez açıp mesela Anadolu, evet. Rumeli, Balkanlar evet. ve Irak, Suriye Türkmenleri şeklinde bir açıklama yapılırsa benim gibi... insanlar daha şimdi rahat. Şöyle düşündüm ben bunu. Onu tam ifade edemedim. Ölçünlü dilleri aldım. Ölçün derken neyi kastediyorsun? Standart dil. Yani yazı dili olmuş. Bir ulus çatısı altına girmiş. Bir devletin dili olmuş. Şimdi Güney Azerbaycan'ı niye almadım çok bağımsız? Çünkü bir ölçünlü dil değil. Hala daha ağız gibi bir şive gibi duruyor. Yazılmıyor. Ama Azerbaycan dili bir bayrağı var, bir devletin altında anayasası var, gazeteler öyle çıkıyor vesaire. Ama mesela Gagavuz Türkçesi yine öyle. Efendim Salar Türkçesi diyeceksiniz niye yazdınız o halde? Salar Türkçesi ölçünlü dil değil. Yani onu yazdım öyle işte, Sarı Uygurca'yı yazdım. Yani orada itiraz gelebilir. Ama diğerleri genelde ölçünlü dildir. Bir de Türkmenistan'ı göremedim hocam ben. Türkmenistan yok mu? Siz... Doğu'da bıraktı bunu. Doğu Oğuzca'da. Türkmen Türkçesi derken onu evet. Türkmenistan Türkmen. Türkmenistan Türkçesi. Öbürlerini Türkiye Türkçesi'ne dahil ettim onları. Yani şeyleri katmadım. Ağız özelliklerini katmadım. Neticede onlar Türkiye Türkçesi'ni terk etmediler şeyler. Yani yazı dilini de terk etmediler Kuzey Irak'taki Türkler. Peki hocam bu tüm diller içinde Türkiye Türkçesi'nin yeri nedir? Şimdi Türkiye Türkçesi hala da en önemli, en büyük Oğuz Türkçesi kolu olarak duruyor. En çok işlenen, en çok kullanılan, evet, en yaygın evet. diyebileceğimiz bir durum var mı? Tabii ki. Yani şu anda ben Moğolistan'a kadar gittiğimde Türkçe konuşanları görüyoruz. Yani Türkiye'nin çok büyük etkisi var. Türk Devleti'nin özellikle son yıllarda bu dizileriyle... büyük etki var, katkısı televizyon var. Televizyon dizilerinin tabii. Türkiye Türkçesini yaygınlaştırdığını ve neredeyse Türk dünyasının ortak Yunus Emre Enstitüsü'nden biliyoruz biz bunu hocam. Olacağını. Yunus Emre Enstitüsü gerçekten çok başarılı bence. Yani benim öğrencilerim de var orada görevi alan. Bütün dünyaya Türk dilini öğretiyor. Yani bugün o dizilerin de çok büyük katkısı var. Türk Devleti'nin de katkısı var yani. Türkçe'ye büyük hizmeti var Türk Devleti'nin şu anda. Ayrıca ekonomik olarak da Türkiye'ye devam, işte mesela özellikle şu bilmiyorum gitmişken görmüşsünüzdür. Uçak seferleri Özbekistan'a günde tabii. belki 10 tane sefer var Türkiye'den gidiyor. Özbekistan'da 5-6 şehri uçuyor. Kazakistan'da 3-4 yere uçuyor. Keza Kırgızistan'da da ve uçaklar hiç devam gidip geliyor. Ve Türkiye'de de bu az önce isimlerini saydığımız ülkelerden hatırı sayılır miktarda nüfus var. O iletişim gitme gelme öğrenme evet. ister istemez tabii Türk mallarının satılışı ticaret ve ekonomi de galiba Türkçe'yi yaygınlaşmasına katkıda bulunacak. O da var ama ben devletin büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Yunus Emre Enstitüsü'nün büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Çok takdirle karşılıyorum bunların faaliyetlerini. O zaman şöyle ben Özbekistan'a gittiğim zaman yani gerçekten bana mı denk geliyor bilmiyorum. Yani çok da gezmedim gerçi ama herkes Türkiye Türkçesi biliyor gibi geliyor bana yani. Yani size öyle gelmiyor bilmiyorum. Gittiniz mi şeylere? Azerbaycan'da öyle karşılaşıyorsunuz. Herkes Türkiye Türkçesi konuşuyor. Yani Moğolistan'da bile gördüm ben bunu. Evet. Yani havaalanında gördüm. O zaman bu konuşmalardan yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir Türkçe politikası olması sanki gerekli ve zaruri olduğunu söyleyemek bence vardı zaten diye yani düşünüyorum. Var diye düşünüyorum. Hatta daha ilerisini gidiyorum. Var diye düşünüyorum. Yani Şili'ye kadar Türkçe öğrenen yani insanlar bu, oluyor. Yani bu Hüseyin Mersu'da bu politikanın bir zaten yani tezahürü. Evet evet. Çok güzel faaliyetler oluyor onların. Yani etkili ediyorlar. Şu anki son durum bilmiyorum. Öğrencilerimden takip edemiyorum ama kitapları güzel.
Yani Türkçe'ye büyük katkı sağlanıyor. Hocam son sorum da şu olsun. Günümüzde Türkçenin sizce en büyük sorunu nedir? Türkçeyi bekleyen bir tehlike görüyor musunuz? Türkçeyi bekleyen bir tehlike ben görmüyorum. Türkçenin bir sorunu olduğunu da düşünmüyorum. Sadece şu olabilir. Türk Dil Kurumu Türkçe kelimeleri, Türkçe terim üretme faaliyetine devam etmeli. Yoğun bir şekilde Türkçeleştirme faaliyetlerine devam etmeli. Burada taviz verilmemeli. Her şeyin bir Türkçesi çıkarılmalı. Mesela drone denmesine engellenmeli bir şekilde. Buna arı gözü mü denir artık. Şey tutmadı herhalde bu. Uçan göz tutmadı galiba. Daha güzel bir ifade bulunabilir. Hocam çıkar çıkmaz hemen. Hocam o kadar önemli mesela değil. İnsan savaşları tuttu. İHA mesela. SİHA. Evet. Evet, hiç. Ya medyada kullandığınız zaman tutmayacak hiçbir şey yok. Evet. Drone da tuttu işte. Yani siz onu kullandığınız zaman drone derseniz drone tutar. Yani onu demeye çalışıyorum ama biz nasıl bilgisayarı yaydıysak, nasıl Türkçe kelimeleri çok fazla yayıyorsak, işte bugün yazılım diyorsak filan. Bu yani Türk Dil Kurumu'na tabi burada basının da çok önemli yeri var. Yani sizin basın kurumundayız burada. Onların da Türkçe kelimelere karşı duyarlı olması lazım biraz. Mesela Türk Dil Kurumu'nun türettiği kelimeleri biraz şey yapsalar, yani mesela uçan göz deseler drone yerine, bu yaygınlaşabilir. Ama hiç kimse oraya yönelmiyor. Yani biraz bu konuda Türk Dil Kurumu'nun zamanında bu Atatürk döneminde öz Türkçe kelimenin tutmasının sebepleri, basın bunu kullanmıştı yoğun bir şekilde. Şimdi basında bunu görmüyoruz. Yani Türk Dil Kurumu'na biraz mesafeli duruyor gibi geliyor bana. Ürettiği kelimeleri veya ilgi odağı olamıyor Türk Dil Kurumu. Belki burada kendisinde de bir problem olabilir. Hocam bir de eskiden basın dediğiniz zaman 3-5 taneydi. Evet. Şimdi yüz binlerce neredeyse basın var. Herkes bir basın mensubu oldu. Evet. Biliyorsunuz YouTuber'lar, işte influencer'lar vesaire. Evet. Bak ben bile söylerken isimleri bile onlardan. Dolayısıyla bayağı bir nüfuz etmek de, kontrol etmek de zorlaştı. Yani basın biraz şey bu konuya ilgi gösterse gerçekten çok mutlu oluruz. Ama Türkçenin önünde bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Türkçe gayet aydınlık bir şekilde sonsuza kadar ilerleyecek diye düşünüyorum. Evet. Mutluyum yani. Hocam çok teşekkür ederim. Ne demek, ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bizi böyle Türkçe için. Tarih içinde gezmiş oldunuz. Efendim bugün Profesör Doktor Mesut Şen hocamızla Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkçemizin serüvenini konuştuk. Haftaya yeni bir konu ve konukla yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.